Sonsuza kadar dinleyebilirim bunu. Gerçekten sonsuza kadar dinleyebilirim. Sevgili seyirciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Meşalesini yakarak bağımsız bir Türkiye için 19 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla Samsun'a çıkışının bugün 103. yıl dönümü. 19 Mayıs'ın 103. yıl dönümü kutlu olsun efendim. Bu yolda gazi olan, şehit olan, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere hepsinin ama hepsinin aziz hatıraları önünde sevgiyle, saygıyla, şükranla, minnetle eğiliyoruz efendim. Atatürk gençlere güveniyordu. Gelecek gençlerindir diyordu. Türk gençleri 103 yıldır bağımsızlık meşalesini taşıyor ve sonsuza kadar da taşımaya devam edecek. Ne mutlu ki Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderin çocuklarıyız, torunlarıyız, evlatlarıyız efendim. 103. yılımız kutlu olsun. Nice bayramlara diyorum. Özgür ve bağımsız Türkiye üzerinde nice bayramlara. Bugün bizim günümüz, bugün hepinizin günü. Kutlayın efendim. Sokaklarda avaz avaz bağımsızlığın... Ben durduramıyorum kendimi. Durduramıyorum. Araya da girmek istemiyoruz. Bu bayramın güzelliğini yaşayın. Çocuklarınıza yaşatın. Ne mutlu bize diyorum efendim. Böyle bir günde, böyle güzel bir marş eşliğinde bir açılış yapmak gerçekten beni çok heyecanlandırıyor. Efendim gururlandırıyor. Hepiniz hoş geldiniz sevgili seyirciler ekranlarınızın başına efendim. Gerçekten çok coşku dolu bir gün. Herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik ve spor bayramı kutlu olsun efendim. Sizlerin kutlu de tabii. Teşekkür ederiz. Tüm Türkiye'mizin. Durduramıyorum kendimi. Yani sonsuza kadar dinleyebilirim. Sonsuza kadar söyleyebilirdiniz. Konuşabilirim. De. Sonsuza kadar da konuşabilirdiniz. Ve gözlerim de yaşla dolar evet, böyle zamanlarda. Harikaydınız. Gerçekten yani. Öyle. Ve sevgili seyirciler o zaman tabii bazı gerçekler var. Onda şu bayram sevincini, bayram heyecanını gerek dini gerekse resmi bayram sevincini ve heyecanını yaşayamayan insanlar da var. Belli sebeplerle, belli problemleriyle gerek sağlık problemleri olsun gerek ki hayatlarındaki özel sorunlar olsun. Biz de işte bunun için varız ve bugün de programımıza Derviş Bey ile başlayacağız. Derviş Bey'i izlediniz biliyorsunuz. Bazen yadırgadınız, eleştirdiniz, kızdınız, o olsun dediniz. O da kendine diyor zaten. Ama bir yandan da iddiaları var. Dolandırıldım. Hem duygularımla oynandı. Hem maddi hem manevi dolandırıldım evet. diyor. Bugün Derviş Bey burada kendisini dolandırdığını iddia eden Songül Hanım'la stüdyoda yüz yüze gelecek ve yüzleşme yaşayacaklar efendim. Beni kovdu evden yani aldı valizimi koydu kapının önüne. Boksörle nişanlandım. Bana büyük oyun oynandı belki bu bir şebeke yani. Benden 3 gün sonra bu adam birdenbire çıktı mı karşına yani? Ben bu adamı bir hafta içinde sevdim, seviyorum, onun için vay. Ölüyorum. Alkışlıyorum seni. Tebrik ediyorum. Malımı mülkümü kaptırdım, 5 kuruşsuz sokakta kaldım dediği yasak aşkı Songül konuştu, sarsıcı iddialarda bulundu. Derya Reyhan'ın çok samimi arkadaşı, hem de Derviş Bey'in beraberlik yaşadığı kişi. Ama altı, aynı zamanda Derviş'in gönül ilişkisi mi var o kadınla? Tabii, tabii, tabii. Karınızın en yakın arkadaşı. Orada Reyhan Hanım oğlu yaşında birisiyle Derviş Bey'i aldattı. Hem de defalarca. Oyun içinden oyun çıktı. Kim kimi aldattı, kim kimi dolandırdı. Seni boşanacağım diye oyaladı ve boşanmadı. Evet, tam dürüstçe konuş o zaman. Niye dürüst olmuyorsun? İlk tanıştığım gün otel odasında benim kocam var. Sizin kocanızın peki evli ve çocuk sahibi bir adam olarak normal mi? Nereden geldi? Kaynağı nedir? Arabayı nereden aldın? Aldığın rızkınızı, hesabındaki para nereden geldi? Allah Allah. Şoklardayım ben şu anda. Benim sana verdiklerimin hepsini geri vereceksin. Songül stüdyoya yüzleşmeye geliyor. Şimdi. Bu arada tabii Songül gittikten sonra... Öğreniyor ki Derviş Bey
Songül şu anda nişanlı, bir boksörle nişanlıymış. Bunu özellikle mi belirtti bilmiyorum ama Songül gelmeden söylemek istediğin bir şey var mı der? Evet var. Açıklamak istediğim bir şey var. Öncelikle tüm annelerimizden, kadınlarımızdan özür dilemek istiyorum. Yani bu kadına kimse benzeyemez. Bazı itiraflarda bulunacağım burada. Öyle şimdi mi? Evet. Songül geldikten sonra. Şimdi gelsin. İtiraf gelsin etmek ama. İstiyorum. Gelsin. Gelsin o zaman. Gelsin mi yoksa önce mi diyorsun? Önce ben söylemek istiyorum. Söyle bakalım. Sonra peki onun söyle. Cevabını almak gel Songül istiyorum. Gel. Hocamla avukatımızın arasına otur. Hoş geldin Songül. Teşekkürler, merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler, hoş geldin. Sağ ol. Evet. Şöyle yapalım Songül. Sen gelmeden önce dedi ki ben bir itirafta bulunmak istiyorum. Hı-hı. İstersen hiç sözünü kesmeden dinleyelim. İtirafını ben de bilmiyorum. Tabii ki. Ondan sonra bugün zaten burada bunun için bulunuyorsun. Hı-hı. Bu yüzleşme için. Güzel bir kadınsın. Hoş geldin tekrar. Evet Derviş Bey. Şimdi eşim Reyhan bizim Songül Hanım'la birlikteliğimizi ispatlayınca biz Songül Hanım'la kendi aramızda bir terdibat oyun düzenledik. Ve eşimin telefonuna bir program yükledik WhatsApp. Hem onun telefonuna hem kendi telefonuma. Ve bir tane de adam bulduk. Onunla yazışıyormuş gibi bunlarla mesajlaştık. O mesajların ekran resimlerini alıp avukatımıza verdik. O bizim birliklerimizi ispatladı. Malımın hepsini kendisine istiyordu o zaman eşim. Malın yarısını alabilmek için böyle bir tertibat ve oyun düzenledik. O mesajlar da avukatla dosyada duruyor zaten. Yani eşim beni aldatmadı. Bizim kurduğumuz kumpasın içinde evet. Bu vardı diyorsun. Aynen. Ve evet. Reyhan'ı bir yerde aklıyorsun. Şimdi geliyorum Songül. Evet. Songül bu kumpasın içinde var mısın? Hayır. Hiçbir şeyden haberim yok. Sadece olayımız şöyle başladı. İlk etapta bir ticari olaylar vardı aramızda. Derviş Bey ile bizim evet tanışmışlığımız 3 yıla tekabül ediyor. Ama bir ilişki yoktu. Benim kardeşimin üzerine atmış olduğu vardı. Bir iftira vardı. Söz hakkını ben kullanmak istiyorum. Bana verdiniz. Gerçekten çok üst üste biniyor. Bu iddiaları da soracağım. Dün de konuşuldu bu. Kıbrıs'ta ilk tanıştığınız gün yemek yediniz, birlikte zaman geçirdiniz, evet. Birlikte kaldınız vesaire. Bunların hepsini soracağım. Ama bir kendini ifade etsin. Kardeşimin üzerine atılan bir iftira vardı. Tamamen ben bunu tabii gerçek olduğunu Derviş Bey'den duyunca hani gerçek olduğunu düşündüm. Çünkü attığı iftira şuydu. Kardeşimin o kısmını söylemeyeceğim. Kasadan para aldığını, kamera görüntüleri olduğunu elinde falan diye bana bir iftira attı. Ben kardeşimle bazı konular yüzünden kötü oldum. Hatta hala konuşmuyorum kardeşimle. Ben buna inanmıyorum. İyi niyetli birisi ol. Evet. Çünkü sen her şeyini onun yüzünden kaybettiğini söyleyip Hayır. bana geldin. Reyhan bizim ilişkimiz bu şekilde başladığında. İkimizin ilişkisini itiraf ettiği için Reyhan Hanım'a. Lütfen bakın madem ki hani kendisi konuşuyor. Bu mesajları WhatsApp web üzerinden mi yazılmış yoksa Reyhan Hanım'ın kendi özel telefonundan mı yazılmış? Bunlar ortaya çıkar zaten. Bu yalana evet, gerek çıkar. Yok. Aynen. Gerek yok. Diyor ki ama Reyhan'ın telefonuna evet. bir program yükledim evet. diyor. O program yani Reyhan Hanım'ın haberi olmadan kendinize de yükledik diyor. Ve evet. sanki yoktu öyle bir program. Ama Reyhan cevap veriyor mu peki o diyelim ki bir erkekle yazıştığını evet, zannediyor. Evet, cevap son, veriyor mu? Evet. Çoğu niye zaman veriyor biz zaman? Cevap veriyoruz. Çoğu zaman biz cevap veriyoruz. Onların ekran cevap resmini verme alıp şansınız yok. Siliyor. Ama Reyhan da Serhan cevap Hanım, veriyor cevap diyorsunuz. Cevap verme şansınız yok o programdan. Mümkün var, değil var. Böyle bir şey. Bir de aksi şunu iddia edeceğim. Şimdi bizim orada birçok dilekçemiz var. Ben Derviş Bey'in arkasında durduğuma dair bunu gerçekten çok iyi bir insan olarak düşündüğümden arkasında durdum. Ya kardeşimi sildim ben ya. Her şeyden önce bunu baz alalım. Kardeşim bizim ben kardeşimi sildim. Etti, ben Derviş Bey'e inandım. Dedim ya nasıl benim kardeşim böyle bir şey yapamaz ya. Ekmeğini yedi senin falan diye düşünüyorum böyle. Ondan sonra dedik ya ben dedi bir şeyden şüpheleniyorum. Reyhan beni aldatıyor. Bu bir programdan bahsetti. Yükledi telefonu ve Sen Reyhan Hanım'ı takip etti. Internetten. Ve bunu ben bunu üstüne basa basa da söylüyorum. Ayakları nasır tutmuş bir adam vardı karşımda. Ayakları nasır tutmuş ve gecenin 11'inde uykusuz bir şekilde sebze haline gidip mal almaya giden bir adam vardı benim karşımda. Ve buna yapılan bu ihaneti ben kadın olarak kabul etmedim. Nasıl sen gecenin 11'inde çıkıp
yapabilir bir kadın bunu. Ben bunu yapmam. Gözünle gördün mü şimdi bunları söylüyorsun sen yatağına? Sen kendin sebze haline gittiğin gece bana almış sen olduğun bütün ekranları bana attı. Evet, bana ekranları atıyordu. Karısının yazışmalarının ekranını hepsini bana gece sabah kalktığımda bir baktım. Çok iyi hazırlanmışsın var ya. Bunların çok hepsi dilekçelerde var. Serap Hanım hepsi var. Hiçbir şekilde yalan söylemiyorum. Bizzat bunun yüzünüze baka baka konuşmak için buraya geldim. Yoksa yine evimde arkam dönük bir şekilde size cevap verebilirim. Evet, yüzünüzü burada açıkladığınız için ben açık gönüllülükle buraya size geldim. Ve çünkü şöyle bir duygu oluştu dün Songül. Yani kendi aralarında konuşurlarken de duydum. Acaba Songül hani Derviş Bey dolandırıldığını iddia ediyor ya senin tarafından. Songül başkalarını da dolandırdı da o yüzden mi yüzünü göstermiyor? Evet, evet, onu da açıklayacağım. Dendi. Az önce ama geldi söyleyeceğim. Tamam geldi. Evet. Çok iyi oldu. Kıbrıs'ta şöyle, lütfen, 70 yaşındaki bir adamla nikah kıydı ve o adamın arabasını evini aldı, buna arabasını yaktırdı. Neden yaktırdı? Bunun adam onunla birlikte oldu. Ve adam da bunu sınır dışı ettirdi. Serap Hanım şöyle resmi nikah varsa buluruz çünkü kaydı. Resmi evet. Nikahım var doğrudur. Evet, 70 yaşında mıydı adam? 65-63 yaşlarında bir evet. Adamdı. Hatta oranın amiri de bizzat gelip kahvemi içti benimle birlikte. Bana dedi indir üzerindeki şalvarı çıkart yazın bana dedi. Ben senin bu adamla evli olduğuna zaten inanmıyorum dedi. Bana gerçeği söyle sana onun yine vatandaşlık vereyim dedi. Çünkü ben çocuklarım için oradaydım ve çocuklarım için yapmam gereken. Anlaşmalı bir evlilikti. Anlaşmalı bir evlilikti. Zaten bu orada açıklandı. Ben bunun için zaten cezamı yedim. Kırmızı mührümü yedim. Ama sonrasında cezam kaldırıldı. Bunu burada gündeme getirmeye bile gerek yok. Bunu zaten beni tanıyan var. Herkes de biliyor. Benim evim sobadan yandı. Evim ve arabam vardı zaten benim orada. Kaldığım bir ev vardı ve arabam vardı. Senin üstüne miydi? Benim üzerimeydi ya da değildi. Yandı. Ben karşılığını ödedim zaten. Ödedim. Kasko sigortalıydı. Bütün parasını şimdi aldım. Söyle madem her şeyi o benim sevgilimdi. Tamam, sevgilimdi adamı, ve seni adamın amcasıyla nikah kıyıyorsun, diğeriyle sevgili oluyorsun. Ben şunu anladım ki aslında her şey herkese aslında sen de evlisin ama bir ev kadınla ilişki kuruyorsun. Evet. Yani burada birbirinizi eleştirecek durumda değilsiniz. Eleştirmiyorum. Bence doğruları söylesin evet, diyorum hocam. Ama yani beni ben bir kumpasın içine soktu. Bana bir oyun oynandı burada ve o bunlar bir şebeke. O kişi de bağlanabilir. Yani numarası da hafızamda var mı bilmiyorum. Neyse onu konuşuruz. Bağlanabilir. Bu da konuşulabilir yani. Bunu şunun için söylüyor. Yani o adama da bir kumpas kurdu. Hayır. Evet, bana da, bana da demek kurdu. İçin evet. Bir örnek veriyor yani hı-hı. İkinci kez olduğunu. Öyle bir şey olmadı Serap Hanım. Ben zaten bütün o zaman mal varlığımı arabaya yatırmıştım. Daha henüz 2008-2009 yıllarındaydı bu olay. Hani o zamandan sonra tekrar bir birikim yapmaya başladım. Hayır, o anlaşmalı evliliğiniz 65 yaşındaki adamla tamam. Sizin açınızdan için bir avantajı var ama 65 yaşındaki adamın avantajı neydi o anlaşmayı yapmada? Sadece bir miktar para karşılığındaydı. Ha, para. Madem. Adamın malı yoktu. Araştırdığınızda göreceksiniz zaten. Songül, araştırdığınızda şimdi göreceksiniz. İddia şu ki Derviş'i sen dolandırdın. Fakat senin iddian da şu ki hayır efendim Derviş'le karısı Reyhan beni dolandırdı. Senin de iddian bu. Hı-hı. Onlar bir oyun kurdular. Önce seni dinlemek istiyorum. Nasıl hı-hı bir oyun kurdu Derviş'le karısı? Şöyle ben şimdi hiçbir kadın kocasını hı-hı bir başka kadında paylaşmaz. Plan program ne olursa olsun. Bu bunlar durumda paylaşıyor. 7-8 ay önce öğrendim. Öğrendiğim zaman gerçekten de hazmedemediğim çok şey oldu. Çünkü çok rahat bir insan. Çok geniş bir insan. Bana da bir oldum. Ben seninle madem 3 sene mümkün değil birlikte olmadım. Zaten olduğumuz 3-5 aylık bir beraberlikte seni 3 defa karının evinden geri getirdim. 3-5 ay evet, mı? 3-5 ay. Kuşadası'ndaki bütün beni tanıyanlar, onu tanıyanlar bağlansın 3-5 ay mı? Yan komşularımız, karşı komşularımız. Nasıl kumpasa getirdiniz? Evet, Serap, onu bir anlatmanı rica çünkü dolandırıcılık ediyorum. Suçunda bir zarar vardır, bir de menfaat. Nasıl evet bir zarar uğradınız? Şimdi ilk etapta ben zaten hani Derviş Bey'in teklifiyle evet Kuşadası'na yerleştim. Kuşadası'nda hatta bir iş görüşmesi için de beni birileriyle görüştürdü. Benim pek hoşuma gitmedi iş görüşmesi. Başka hani emlak sektörü gibi bir iş aslında atılmaya çalıştım. Ama emlak sektöründe de pek uygun olmadığını, hani benim karakterimle alakası olmadığını söyleyince oradaki emlak sektörünün pek düzgün olmadığını söyledi bana. Ortamı bilmediğim için ben de kendi çapımda bir şeyler yapma kararı aldım. Hatay'daki evimi ilana koymuştum hatta. Bir iki emlakçıya vermiştim. Satma kararı aldım. Kuşadası'na geldiğinde kiralık evde mi oturdun ilk gelişinde? Evet, ilk gelişimde. Kim veriyordu kirayı? Ben veriyordum. Siz mi veriyordunuz? Ben veriyordum.
Adem Bey var. Adem, evet, Bey'i arayın. Ona sorun. 1,5 aylık kirasını ben hesabımdan da yatırmışım. Kaç ay oturdun o evde? 1,5 ay oturdum sadece. Ha, o kadar. 1,5 ayın sonunda da zaten Adem Bey'e de söyledim. O da evini satlığa çıkartmıştı. Satacağını söyledi bana. Ben de o esnada kendi evimi satmayı düşünüyordum. Derviş Bey'le 1+1 evin ticaretine girdik. Ben Derviş Bey zaten kredi kullandı. Artı tapu Derviş Bey'in üzerineydi. Bu evin, evet, satışını ben gerçekleştirdim. 150 bin almış olduğu evi 200 bine sattığımız dün zaman orada oturmadım o aradaki dedin. Farkı ben tabii ki aldım. Kârım benim. Tabii ki aldım. Yani zaten hani parası ödenmemiş olsaydı. Emlak yapıyor gibi tabii, oldun. Tabii, tabii. Evet. Zaten hani parası ödenmemiş olsaydı Derviş Bey'in tapu üzerineydi. Artık kredi ödenmeden zaten bir tapu devri ben gerçekleşmez. Ben şimdi anlayamadım Songül. Hala Derviş'le Reyhan sana nasıl bir kumpas kurdular? Şimdi işin o kısmı benim kardeşimi karalamayla başladı. Kardeşimin işte kasadan para çaldığını falan, kamera görüntüsü olduğunu söyleyince bana biz biraz mesafe koyduk kardeşimle aramıza. Bazı sorunlar yaşadık. Bundan sonraki olayda, karısının aldatma olaylarında kendisi bana tüm mesajları attı. Sonra bana dedi ki hani bak senin kardeşinin yüzünden dedi ben dedi bütün her şeyimden oldum dedi. Her şeyimden oldum. Gel dedi biz birlik olalım dedi. Bu yolda beraber yürüyelim dedi. Ben tamam seninle sonuna kadar arkandayım. O sonraki haklı mevzu ama başını anlat. 1+1'i evi soruyor. Hayır hayır, ben asıl gerçekten sen davada, onun seni dolandırdığını söylüyorsun. Evet. O da diyor ki hayır, karısıyla birlik oldular. Benim aldığım, üzerine paralar katarak sonra aldığım iddiasına göre onlar beni dolandırdı. Yani senin paranı mı? Hayır, benim paramı almadılar. Şimdi ben şimdi karşı tarafa bir çete olarak düşünüyorum. Herhalde toplu zaten para biriktirmemi beklediler ki ondan sonra herhalde benden bir şey, şu anki olduğumuz ortamı yani gerçekleştirmeyi. Dolandırmaya teşebbüs, evet, ettiler. Evet, teşebbüs diyelim ona. Çünkü ben ilk etapta 60 bin lira verip 15 yıl kredi kullandığım bir evde Derviş Bey'in bana hakkını savunun hadi burada. Peki çalışmayan bir kadın nasıl kredi kullanabiliyor, onu bir sorar zaten mısınız? Oradan aradaki fark 50 bini ben zaten almışım. Artı cebimde de param var. Krediyi benim nasıl baktığınız çıkardı zaman, diyor. Çalışmıyorsun ya. Bakın. Çalışma belgesi isteniyor işte, bilmem ne isteniyor filan. Hayır, ya. Hayır, o zaman Derviş Bey bana zaten arkadaşın yanında bir iş buldu. Arkadaşın yanında bir iş vardı yani, sigortalıydım ben. Seni orada sigortalı gösterdik. Çıkardık beraber. Biraz o verdi, ya biraz ben verdim. Derviş Bey, o zaman siz hakikaten o bir şey değil midir? Ya sahtekar, çalışmayan evet, insana. Evet, yaptık. Yani aynı, hani sanki doğrudur böyle bana ama bir düzen kuruldu. Çalışmadı. Tamam, sigortalı gösterilmişsin, çalışmamışsın. Dolayısıyla para kazanmıyorsun orada. Hayır. Kazanmıyorum, doğru. Ama ben Derviş Bey'in yanında, dilekçelerimizde de belli zaten. Bazı işlerinde ben yatırıyordum. Bazı işlerinde yardımcı olduğumdan dolayı ekstra olarak part time çalıştığıma dair dilekçe nerede verdik çalıştın? Biz Derviş Bey'le içeriye. Karısıyla boşanma aşamasında. Yani bir yerde çalışmadım, tamam. Her şeyde, her konuda sen haklısın. Neyin peşindesin onu da bilmiyorum. Paramın bak, ben peşindeyim ya. Benden aldığın, sömürdüğün paramın arkadaşım, peşindeyim. Arkadaşım 60 bin liranın yarısını mı istiyorsun? Bu mu senin derdin? 1,5 yıldır hayatımı mahvettin sen benim. 1,5 yıldır. Ben düzenimi kaybettim senin niye yüzünden. Niye o zaman 1,5 sene önce bırakmadın Serap beni? Serap Hanımcığım, ben orada bir düzen kurdum. Ben o evi ticari amaçla aldım yine. 331.500 aldığım evi 60 bin lira önden para vererek aldım. Evi sattığım 1.150.000'in bunu her türlü banka dokümanıyla size de ispatlarım. Evet, şeyi açıklayamıyorsun. Kredileri Son ben gün yatırıyorum. Songül, işte bunu açıklayamadığın için o haklı gibi görünüyor. Yani 60 bin lirayı 330 bin liralık ev aldım. Kredi çektin, nasıl ödedin? İşte çalışmıyordu, beni çalıştırmıyordu, evet, i̇şte dedin zaten. İşte o dönemde zaten biz beraberdik Serap Hanım. O ödüyordu, evet, o zaman. Evet, o ödüyordu. Zaten ödemek zorundaydı. Bizim son güne kadar beraberdik zaten. Niye bakın, inkar ben dün ediyor? De o ödüyorduysa eğer onun parası gitti zaten. Ne kadar parası gitti? Kaç ay ödedi? Dokümanları çıkart. Ya ben evin, eve 330 bin lira masraf ettim sadece tadilatına. İçindeki hayır, eşyalar yalan, hariç. Kredi yalan kartlarımdan çekilmiş, araştırılabilir. Zaten dokümanları verdim size. Tadilat yapan ustalarımıza ödediğim paralar Songül, hepsi bağlanabilir. Sen tanıdığında Derviş Bey çok paralı mıydı? Hayır, değildi. Sizce paralı olmuş olsa ben 15 yıldır yalnız başıma çalışan bir bayanım. İki evladım için bunca zaman mücadele etmiş bir insanım. Ve sen her şeyi açık konuştuğuma rağmen her şeyi net ben bilen bir ben de açık konuşuyorum. 20 yıldır ikisi ya ticaret. Ya sen annelik yapmamışsın zaten bir kere, onları bir geç. Sen anne olsaydın iki çocuğun da senin yanında olurdu. Çok iyi anlayan bir adam değil mi? Her o çocukları şeyini oraya şu an iflas etti. Nerede malı mülkü? Bana gösterin. İşte seni, sana vermiş. Bana işte verdiği hiçbir şey yok Serap Hanım. Benim hesabım ortada. 60 bin lirayla alınmış bir ev. Dilekçelerimde hepsi var.
Dilekçelerim biz beraber hazırladık. Hatay'daki de ne evmiş be Songül. Evet. Satıyorsun, araba alıyorsun bitmiyor. Villa alıyorsun bitmiyor. Evet. Onu alıyorsun bitmiyor. Ama şöyle hakikaten bak, 60 çok... bin liraya kredi kullanarak 330 bin lira alır. Belli bir süre sonra onu 1 milyon 250'ye satıp kar ediyor ama Songül. Ama o sonraki. Sonradan, yani o para aslında Songül'ün kendi. Hayır ama tapu diyor onun üzerine. Tamam, 60 değil. Bin lira peşinat Songül'ün. Tapu benim adımaydı bir Adile Derviş ödemiş. Peki bu arada Reyhan Hanım da canlı yayında galiba. Hazır mı arkadaşlar? Hazırsa Reyhan Hanım merhaba. Merhaba Serap Hanım. Reyhan Hanım siz ve eşiniz yani bile isteye, siz de bile isteye Songül'e kumpas kurmuşsunuz. Ve yani kocanızla sevgili olmasını bile hani göze alacak kadar parasını almaya çalışmışsınız ya da varlığını. Onun iddiası. Evet. Serap Hanım böyle bir saçmalık olabilir mi? Hangi kadın soruyorum size 20 yıllık evliliğinin iki tane çocuğunun üzerine düzeninin, işinin, gücünün, her şeyinin, bütün kariyerinin üzerine ki neden böyle bir şeye sokayım ki ben eşimi? Üzerine mal yapılan, kaçırılan, bütün giden paraların hepsi o tarafa aktarılmış. İnsan bunu göze alabilir mi? Bütün hayatın içerisinde dinamit patlatabilir mi? Soruyorum size. Reyhan Hanım ispatladığı zaman mahkemede hesabına bloke koyuldu o para. Serap Hanım, evet. Serap Hanım ben bunları o bir ay sonra bunlar ispat edilmesin diye evi satılığa çıkardılar, arabayı satılığa alakası çıkardılar. Yok. Öncesinde satılıktaydı. Evet ben bunu ben bu ilanı da dava açtığım esnada ilanı da tesadüfen görüp avukatıma atmıştım. Evin satış ilanını, arabayı sonra Nisan ayında satışa koydular. Evi hemen elden çıkarmaya çalıştılar. Ve o mesela dün siz dediniz ya, o evin satışında daha önceki tadilatlarında giden paralarımız hep bizim dükkanımızdan çıkan paralar. Evet bizim paramız vardı. Biz gayet düzgün yaşayan ve dükkanı çok iş yapan güzel bir mekandı olduğumuz yer. Çok paralarımız gitti o pandemi döneminde. Bir günde biz 50 bin lira para topladığımız zamanlar oldu. O paraların hepsi o tarafa gitti. Hepsini yani Songül, hepsini Songül'e mi harcadı? Kesinlikle, kesinlikle. Peki Reyhan Hanım, kocanız gidiyor bir kadınla bir ev tutuyor, yaşıyor ve sizin iddianıza göre basıyorsunuz evi. Orada saç saça baş başa kavga yapılıyor. Sonra bir gün siz de bunu fark ediyorsunuz ki paralar gidiyor. Şeyin Songül'ün üzerindeki hesabına, işte bankadaki hesabına bloke koyduruyorsunuz. İşte davalar vesaireler açılıyor. Sonra Derviş Bey geliyor barışmak için ve siz hemen bu blokeyi falan kaldırıyorsunuz. Siz saf mısınız bunca yıldır ticaret yapan bir kadın olarak? Niye hemen evet ben dediniz buna? Ben ikna ettim. Çünkü şöyle bir şey. Gene bunların bir takım oyunlarının olduğunu ben sonradan öğrendim. Benim o blokeyi kaldırmam için, çünkü daha geleceğe dair planları vardı Songül Hanım'la Derviş Bey'in. O yüzden dolayı beni bir şekilde o blokeyi kaldırmam için ikna ettiler. Beni tekrardan hata yaptım. Özür diliyorum. Ben seni seviyorum. Alakası yok. Çünkü kendisi defalarca Derviş Bey'e gel evine dön. Her zaman yalvardı. Çocuklar için geleceksin, evine döneceksin. Tehditvari yazıyordu Derviş Bey. Derviş Bey de asla öyle bir şey yazmadım. Her zaman yaptı. Telefon dokümanları varsa çıkartın. Ben benim muhatabım Derviş Bey de hiç istemediğini söyledi. Hiçbir zaman muhatabım olmadı. Şimdi Reyhan Hanım bu kadar suçlamayın lütfen. Bakın ben dün de söyledim. Bu işte iki kişi var. Sadece kadın değil, sizin evli olan, sorumluluk sahibi, iki tane çocuğu olan kocanız da bu işin içinde. Yani sanki şimdi hakaretvari konuşuyorsunuz ama bence öyle konuşmayın. Zaten o kadın bizim hayatımıza girmemiş olsaydı, bizim almamış olsaydı, kocanız hayatına bir kadını aldı. Hayatınızda bir derya vardı zaten. Ona yedi okuttunuz. Adam ya, 20 yıldır artık, adam çocuklarını görmemiş. Babalarını görmemiş. Senin çocukların seni çok mu gördü ya? Sen beni yargılıyorsun da. Senin çocukların nerede şu anda? 7 yıl önce Türkiye'ye gelme sebebi çocuklarım. Babalarının yanında bile değiller. Çocuğun birisi Hatay'da, birisi Fethiye'de. O çocuklara yazık yazık. Sana ne? Sen çaktığın paraların hesabını ver. Reyhan Hanım diyorsunuz ya koca bizim hayatımıza girmeseydi diye. Bakın siz de Derviş Bey'in hayatına o evliyken girdiniz. Evet. O zaman belki onun hayatı da devam ediyor olacaktı. Bir. İki. Kocanız da almamış olsaydı. Sadece o girmedi hayatına. Kocanız da onu hayatına aldı. Bir insan bir insanın hayatına evli, barklı, mutlu, çocuklu bir insanın hayatına zorla giremez. Karşı çok tarafın rızası olmadan. Kandım. Onun güzel laflarına kandım. Kaç yaşında?
gerçekten hani 50 yüzlü bir insan ya, 50 yüzlü. Ben bile bakın ben hayatı kitap gibi okumuş. Ya ne işin vardı o zaman benimle? Ben beni sürekli bak aşağılayıp durma. Ben 2 işte 3 işte çalıştığımı bile bilmiyorum. Bakın karşı. Benim ellerim kılçık dolardı. 3 sene benimle birlikte ne işin vardı o zaman? Kılçık dolardı, ben yine ekmeğimi kazanırdım. Bahçemde tere maydanoz eken yine kazanırım. Ben Derviş Bey yoktu bugüne kadar kesik hayatımda. Kesik geliyor, onu bir düzeltelim. Hayatımda bugüne kadar Derviş Bey yoktu. Ben yine hayatımı idame ettiriyordum. Sen Derviş'e peki aşık oldun mu? Hayır olmadım. Niye beraber yaşadın? Sadece mağduriyetini benim kardeşime bağladığı için oldum. Mağduriyetini benim kardeşime bağladım. Olmaz. Olmaz sonra. Ben kendi olmaz. Hayatımı evet göz ardı ettim. Bana her zaman dedi çocuklarına çok iyi bir baba olacağım. Çok iyi bir aile olacağız. Gerçekten çok, çok seviyeli bir ilişkisi vardı. Ben çok iyi bir anne oldum. Ya. Ben gayet iyi bir anne oldum. Çocuklarımın peşini hiçbir zaman bırakmadım. Bunu da beni tanıyan herkes bilir. Peki şunu ben, sormadın mı kendine? Bu adam ilk karısını ikinci karısı için terk etmiş. Orada 3 tane çocuğu var, onlara iyi babalık yapamamış. Bu kadını da terk etmiş 2 çocuğuyla. Nasıl benim çocuklarıma babalık çünkü yapacak? Nasıl bana eş olacak? Söyledi, her zaman şunu söyledi. Neden biliyor musun Serap Hanım? Çünkü bir oyun yapıyor hala. Şükran Hanım'la zaten çok küçük yaşta daha onu görmeden babasının zoruyla evlendirdiğini söyledi. Zaten eve de gidip kalmadığını, arada kaçamak yapıp eve gittiğini söyledi. O 3 çocuk 6 yılda ama kendiliğinden evet, mi olmuş yani? Yani bilmiyorum. İstemediğini, çünkü, hiçbir zaman onu evet, sevmediğini, tabii. Sonrasında Reyhan'ın karşısına çıktığını, bir umut bağladığını ona. Ve Reyhan Hanım da zaten hani... farkındasınızdır. İki çocuğun yaşı birbirine uyuyor. Hamile kaldığı için onunla birlikte hayatına devam etmek zorunda kaldığını. Sonrasında kendilerini toparlayıp mal varlığı yaptıklarını. Her şeyde Derviş Bey'in yine o zaman aşırı borçları varmış. Neyden kaynaklı bilmiyorum. Her şeyi Reyhan Hanım'ın üzerine yapması gerektiğini. Reyhan Hanım'ın üzerine olduktan sonra da Reyhan Hanım'ın hep onu aşağıladığını, küçük düşürdüğünü. Sen acıdın mı yani Derviş'e? Evet, bir nevi acıdım. Yok. Bir nevi acıdım. Bunun için her zaman agitasyon ve her şeyi dramatize yapan bir adamdı. Ve gerçekten de hani böyle bu kadar yıldır çaba göstermiş. Size diyorum ki bakın ayaklarının altı nasır tutmuştu. Ayaklarına sirkeli su yapa yapa zor düzelttik biz evet, onun ayaklarını. Evet, sevmediği bir adamın ayaklarının altına. Evet, ben her zaman yaparım. Ben yaşlı insanlara bakan bir kadınım. Ben her zaman yaparım. Gurur da yani duyarım. Yani yaşlı bir insana bakıyormuş gibi mi baktın? Ya hayır, yaşlı bir insana bakıyor gibi değil. Engelli bir insana bakıyormuş gibi bakıyordum. Engelli eğilemiyor sensin. Ya, ayağını eğilemiyor, tırnaklarını kesemiyor ya. O şekilde baktım ya ben yapma insana. Songül. Bu var evet, ya. Ben yapıyorum insanın ancak 40 yıllık kocasına yapar bunu. Sağlık sorunları varsa. Ben hani evladına ya, yapar. Vicdanlı, sevmeden, diyor sevmeden ya. İlgi duymadan, aşık olmadan yapılacak bir şey değil tabii bu. Tabii ki ilgi var. Çünkü karşımdaki var, insan... sevgi var, çok, çocuk planlarımız insan, var, çocuk yapacağız. Çocuk diyorsun yani ki, bak dün dedin ki hatta, karısını boşamadı, beni oyaladı. Demek ki evet, boşasaydı evlenme planı da vardı. Vardı. Serap Hanım beni bir buçuk kandırdı öncesine zaten. Kadar hala mesajı var. Bakın ben 15 diye. Yıldır bekar bir insanım. Ben 15 yıldır evlenecek olsaydım benim karşıma zaten ergin böyle oyunlar yapmak için evlenmedin zaten. Şimdiki kurbanını da buldun. Beni de oyunun içine öyle, çektin. Serap Hanım ben boşuna çıktım gerçekten. Konuşturmaz. Derviş. Songül, geçtiğimiz cumartesi günü yani daha birkaç gün oluyor. Seni aradı mı Derviş? Beni aramadı. Nişanlımın telefonuna ulaşmış. Onu aradı ve bana çok yalvardı telefonda. Ne diyor? Aşkım ne olursun. Hadi beni affet aşkım, geri evime geleyim. Şey demedim. Aşkım ne olursun. Yani bunu nişanlınıza benim, ne demiş ki? Yani hani nişanınızı aradı. Ben hani açtım bana telefonu. Sevgilim hayır, hayır. Yani ben yalan açtım. Söylüyorsun. Telefonu ben açtım. Yani bu hiç kadar de yalan, yalan söylemiyorum. Bunu her türlü de ispatlarım size. Peki, telefonu ben ayın açtım. Ayın 12'sinde saat 21.19'da özel numaradan beni arayıp sesli mesaj konuşsana lan niye konuşmuyorsun diye telefonum içeride lan diye bir şey yok, ses kaydını dün açtım. Gece özel numaradan tekrar arandım. O zaman niye aradın sen? Çocuklarımı yani hemen anlatayım size. Benim çocuklarımın psikolojisiyle oynamış. Benim oğlum hiç yani alkol kullanmış mı, bir şey mi olmuş, ne olmuş? Bu yazmış yok, olma alkol şey zehirlenmesi ve geçiriyorum. O iftirayı o çocuğuna sen atıyorsun. Yani, ya konuyu dağıtmayın. Sen ne olur. Alkol kullanmışsın. Alkol zehirlenmesi geçiriyorum. Çok kötüyüm. Anneni çok seviyorum falan tarzında bir şeyler yazmış benim oğluma. Senin annen benimle birlikteyken beni aldattı. Ben seninle evli miyim seni aldatayım ya? Sen kimsin? Seninle birliktesin, aynı evin içinde yaşıyorsun. Ben seni bir yerim yok, gidecek yerim yok de ayrı odada kalıyorsun. Gidecek yerim evet, yok, kalacak son kapım yok diyorsun. Tarlaları benim ayırdı üzerime. Bakın Serap Hanım 4 tane tarlasının şu an bir tanesi benim üzerime. 35-40 metrekare bir alan olan benim üzerime. Onun için de dava açmış. Aynı zamanda bana şey davası açmış.
uzaklaştırma davası evet. açmış. O da geldi bugün, jandarmadan aradılar beni. Bunlara gerek yok. Zaten ben kendisini benden uzaklaştırıyorum. Allah'a yakın, onun bana uzaklaştırma almasına gerek günü. Yok. Senin nişanlının telefonunu nereden bulmuştu, ulaşmış? Benim oğlumun psikolojisiyle oynamış. Benim oğluma ulaşmış. Oğlum da bu konuşmalardan sonra bilet kesmiş. Gelip ya benim ayağıma sıkacak ya nişanlımın ayağına sıkacak. İnsan sağlığıyla oynuyor aslında. Ruh sağlığıyla oynuyor bu adam. Telefonuna nasıl ulaşmış nişanlının? İşte oğlumdan almış numarasını. Vermiş mi oğlum? Evet vermiş, çünkü buna o kadar acımış ki çocuğum acımış yani buna. Oğlum vermiş buna ve aradı. Ah biz izinliydik o gün. Yani dışarıdaydık. Sen ver ben açayım falan dedim telefonu. Ben gerektiği gibi konuşurum. Onda da kayıttı demek ki. Nereden anladınız? Hayır kayıtlı değil. Numarayı biliyorum. Kayıtlı o da, değil. Yani hemen gösterdi mi böyle bir numara? Yoksa hemen evet, çattı. Evet, masanın üzerindeydi. Biz karşılıklı kahve içiyorduk zaten. Masanın üzerindeydi yalan yani. Yalan konuşuyorsun. Bir dakika. Doğru konuşuyorum. Evet. 40 dakika boyunca benimle konuştu. Ben konuştum. Sonra beyefendi aldı telefonu. Öbür aktör aldı ve beni sen niye arıyorsun diye bana hakaretler. Hakaret hiç etmedi. Kayıtlı da var zaten. Niye aradınız Derviş Bey? Nasıl? Niye aradın? Malımı istemek için aradım. Hayır, onun için iste. Ne dedi telefonda? Tamamen şunu dedi. Aşkım dedi, ne olursun hadi beni affet, evimize dönelim dedi. Eğer öyle geri bir şey geleyim, dediysem Allah beni şuradan çıkartmasın. Size yemin ediyorum bunu söyledi. Allah. Kesinlikle karısına karşı bunları yapıyor. Her şey bitti dedim. Ben yeni bir hayat kuruyorum dedim. Ve her şeyi de zaten nişanlım biliyor. Ben ona da anlattım. Benden uzak durmanı rica Serap ediyorum. Serap Hanım 3 günde nasıl nişanlanmış? Ailece diyor ki görücü usulüyle evlendik. Biz, bir ailesi biz 10 mi var? Gün kadar oldu. 10 yıl önce ölen annenle, niyeti ciddi olan kişi yüzüğü takıyormuş parmağına. Senin kim gibi geldi, dalga geçmiyormuş. Bir dakika, 10 gün önce mi tanıştınız? Evet, 10 gün niye kadar önce. Niye boksör önce diye vurguladın, korkutmak için lütfen, mi? Lütfen, hayır. Hayır, asla ben boksör diye vurgulamadım. Ben onunla, o öyle diyor. Hayır, hayır. Ben öyle onun söyledi. Haberi bile yok diye biliyorum. Peki nasıl oldu hakikaten? Hiç haberi bile yok şimdi, diye. Bir de yorucu sana göre, iddiana göre yorucu ve seni hani yoran bir ilişkiden çıkmışsın. İnsan bir süre nefes almak ister ya. 10 gün içinde birisini... Ha? Nasıl karar verdin nişanlanmaya ya yani? Ya ben yani istedim, başkası olsun Serap istedim. Hanım benden önce varmış zaten. Hayır ondan yani önce ben yoktu. Ben mesajını yakaladım masanın üstünde. İtiraf biz etsin. Beraber oruç tutuyorduk, sahura kalkıyorduk. Böyle bir şey yoktu. Telefonum 7/24 önünde. Gül işaretleri koyup hiçbir şekilde gönderdim. Öyle bir şey olmadı. Ben gördüğüm bakın zaman annesi babasının hayrı için, biri kendi annemin hayrı için tatlı yaptı 3 tepsi. Bir dakika, tek tek konuşalım. 3 tepsi tatlı yaptım Ramazan'ın ortasında. Ben herkese dağıtsın diye kendisine de söyledim. Annenin babanın hayrına olsun dedim. Komşulara sen çıkar dağıtırsın dedim. Ben pijama üzerindeydi, çıkmayın falan dedim. O da dedi ki tamam ben dağıtırım. Benim oğlum doğa esnada dışarı çıkacaktı. Oğlum sen de götür. Hani anne dedi, anne sporcu bir insan, tatlı yemez. Olsun, gelen misafirine ikram eder. Biz hayır için yaptık diye gönderdim. Sadece gelen mesaj, teşekkürler, Allah kabul etsin. Bu. Hayır öpücükler falan. Hayır, var. Kesinlikle bu yok. Şu anki Serap nişanlınız tamam. Yapıyor mesajı bunu. Kesinlikle. Şu anki nişanlınıza öyle bir şey yemiş yok. On tatlıdan. O mu gönderiyor mesajı? Hayır sadece resmini attı. Teşekkürler, Allah kabul etsin. Bu. Peki Derviş, madem bu böyle telefonlaşıyordu, gülücükler mi? Sen niye terk etmedin? Tamam, o gün tartıştık, kavga ettik, beni kovdu. Gece 11'de bana dedi ki. Buranın kontratı benim adıma. Senin burada hiçbir hakkın yok. Çünkü polisi bana orada çağırırım, iftira attı. Seni buradan attırırım dedi. Ben dedim ki bu evdeki bütün eşyalar benim. Hayır, benim değil. Burada hakkım var. Sen beni kovamazsın dedim. Hayır, ve değil. O gece yattım, sabah kalktım. Ben de ona çektim. Buraya sadece nasıl çıkma sebebi benimle, çünkü benimle yüz yüze gelme şansı artık yoktu. Bunu çok iyi biliyordu. Seni burada, görmek istiyordu. Evet, beni görmek istiyordu ve bunun için buraya çıktı. Sana hala aşık sence? Yani kesinlikle bu kimseye hayır. Aşık olmaz. Ben evet, Reyhan Hanım'a da burada nacizane söylüyorum. Şu an evet. Benim hayatımda kimse olmasa en fazla Reyhan Hanım'ın yanında geçecek 2 ay. 2 ay sonra yine bana yanındayken çok mesajlar yazdı. Ben bunu her yerden engelledim. Çanakkale'ye gidiyorum deyip Reyhan Hanım'ın yanına çık. Hani benmişim o kumpası kurmuşum ya, git karınla barışmış evet. Gibi yap falan ya. Allah biliyor. Hala ekranı da var. Ben Esra Hanım'a da attım. İmzaladıkları kağıdı, Edremit'te imzaladıkları kağıdı altına bak gördün mü her şeyi senin için yaptım bu kadına yine evet. Hani evet işte bu sizin elinizin yaptığı Reyhan yaptım. Hanım falan. Söz hakkı sizin doğdu. Onun Reyhan için Hanım, yaptım evet. Zaten. Bana onun attı ve sonrasında her yerden engelledim. Evet. Şimdi bu şekilde yani kötü şekilde itham ediliyorum ya ben şimdi. Gördüğünüz gibi kendi ağzıyla itiraf ediyor. Evet bunlar bu da sen iyi kadını oynama bir defa. Her sen iyi kadını oynama. Çok güzel oynuyorsun.
Çok güzel oynuyorsunuz. Vallahi tebrik ediyorum. Sizin elinize zaten su dökülmez. Zaten ben sizin pisliklerinizle, sizin bu şekildeki şeytanice oyunlarınızdan dolayı kaçtım. Olduğum şehri terk ya ettim. Ya yeni kelimeler söyle. Bunu bir yıldır söylüyorsun. Kerem yapma Hanım. Ya. Evet ama işte bir yıldır söylüyorum ama siz bütün çirkininizle hala o şekilde söylemeye devam ediyorsunuz. Ya bu kadar çirkinse daha iki gün önce affediyordun. Ne seni sorunsa şu an benimle uğraşamazsınız. Malım sende, nasıl uğraştın? Ne malından bahsediyorsun? Eşya malım diyorsun. Sende. Eşyayı ben size ispatlayayım. Ben evime Reyhan Hanım bir konuşsun ama bir müsaade edin. Reyhan Hanım kocanız, Reyhan Hanım cumartesi günü daha diyor iddiasına göre arayıp ilanı aşk etmiş, bana geri dön demiş. Halbuki olur, bize de eğer olmuyorsa ben işte hem malımı mülkümü geri istiyorum hem de Reyhan Hanım'la barışmak istiyorum dedi. İki gün önce siz de tabii ki affederim dediniz. Bugün çoğul evet konuşuyorsunuz onların pislikleri falan derken evet eşinizi de kastediyorsunuz sanki. Ben zaten affederim derken şöyle manen affediyorum ben onu. Yani bu bir araya hayır siz önce falan anlaştınız aranızda. Seni sonra buraya çıktınız. Peki ha, tabii ki, ne evet diyorsunuz öyle hala senin ona ilanı aşk etmesine ne diyorsun? Yani iddiasını söylüyorum. Yalan söylüyorum. Ben iddia diyorum zaten. Tamam, evet, doğru aynen söylüyor demiyorum aynen ama. Bir şekilde kendini aklamaya çalışıyor. Serap Hanım kardeşim mevzusuna da gelmek istiyorum. Hı. Şimdi bunlar zaten her şeyi planlamışlar. O villayı aldıktan sonra ben bunları yakaladıktan sonra zaten kardeşi gidip orada 2-3 ay beraber yaşamışlar. O villanın tadilatında ondan sonra elektrik işlerini yapmış doğru. Sonra kardeşi bunların pisliklerini onaylamadığı için kardeşini zaten egale edip gönderdiler. Çünkü kardeşi bizim yanımızda dur ve Songül Hanım'ın daha önce böyle vukuatları olduğu için biz ailece zaten onu reddettik. Annem babam da görüşmüyor deyip kardeşi bizim yanımızda durdu ve hatta kardeşinin arkasına adam takmış, onu takip ettirmiş, tehdit ettirmiş. O yüzden kardeşi bağlantıyı kesti bizimle. Ha, onun için mi uzaklaştırma aldınız? Evet, onun için. Ben neyin uzaklaşmasını alacağım ya? Onun Reyhan için mi Hanım, sen peki, Kuşadası'ndan kaçtın? Kardeşiyle siz tanışıyorsunuz. Ben de kaçacağım, kaçacağım. Bir saniye. Siz Songül'ün kardeşiyle, erkek kardeşiyle tanışıyorsunuz değil mi? Evet. Tabii ki. Canımıza soktum. Size çalıştım. Songül'le ilgili ne anlattı başkan? Dediniz ya vukuatları olmuş. Ne demek istediniz? Benim kardeşim asla öyle bir şey söylemez. Bir dinleyelim. Asla. Bir dinleyelim. Çok evet güzel söyledim. Oğlumu ararsanız oğlumla konuştum zaten. Biz megafon açık bir şekilde onunla konuştuk. Ben bunları o evde bastıktan sonra kardeşini 8 ay boyunca bana da dervişin yengesinin bir akrabası diye tanıttılar. Ben o güne kadar öyle biliyordum. Onların o kardeşini getirip orada çalıştırmalarını. Sonra kardeşi dedi ki biz hiçbir şekilde ben zaten böyle bir hainliği kabul etmediğim için beni şu anda karalayıp iftira atıp bana beni buradan gönderdiler. Amaçları tamamen oydu. Hayır, sen iftira mı atıyorsun? Hayır, sen çok... hayır. Yani asla iftira bir şey yapmıyorum. Evet, iftira attı. Serap Hanım, efendim. Ben size çok söylemek istedim. Hatta o dönemde ben bunları basmadan öncesi beni özel numaradan, dükkan telefonundan çok kişi aradı. Hep beni bir şekilde ayıktırdılar ama ben bunları bastıktan sonra bir takım şeyleri taşları yerine oturtturduğumda ben bunların yani insanların beni bir şekilde uyarmaya çalıştığının farkına vardım. Yani bana dediler ki bak işte eşin seni aldatıyor, senin arkandan iş çeviriyor, gözünü aç etrafına biraz bak deyip beni defalarca kez aradılar ama ben işte biz çünkü bir şekilde eşim birisiyle münakaşa etmiştir, tartışmıştır. Ona karşı düşmanlık besleyen birileri bizim aramıza girip bizim aramızı bozmaya çalışıyor diye düşündüm. Hiç eşim için böyle kötü bir şey yapacağı aklıma gelmemişti. Reyhan Hanım, şimdi sizinle ilgili tabii çok ağır iddiaları oldu dün. Bölük pörçük de olsa bunları da karalamak için mi söyledin? Bunların hepsi iftira mı? Hayır, Reyhan hepsi Hanım'la gerçek. Ilgili söyledin. Hepsi gerçek. Hepsi var, delili var, Esra Hanım da var. Sorabilirsiniz Esra Hanım. Bizim onunla kurmuş olduğumuz oyun. Hayır değil. Evet. Evrakları biz beraber Serap hazırladık. Serap Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Esra'cığım varmış evet sende galiba değil mi? Serap Hanım şöyle ki Reyhan Hanım'la bir beyefendinin mesajlaşmaları var. Bu mesajlaşmalar iki sevgilinin konuşması gibi. Songül Hanım'da bu mesajlaşmalar vardı. Kendisi bana attı, bana gösterdi de hatta. Aslında söylediği şeyler yani bende delili var, kanıtı var dediği şeyler doğru. Bizim yaptığımız evet, telefonu yüklediğimiz doğrudan. Ama şimdi dermiş bak, ben de teknolojiden çok anladığımı söyleyemem ama sen diyelim ki bir program yükledin
ve sanki Reyhan Hanım'a ilgi duyan başka bir no name bir erkek gibi evet, yazdın. Aynen. Karşılığında evli bir kadın olan Reyhan Hanım'ın onu engellemesi, hiçbir şey yazmaması beklenir. Eğer ki bu mesajlara aşk dolu ya da benzer duygularla ilgili bir mesajlar geliyorsa Reyhan Hanım bu işi oyuna girmiş dahil demektir. Dahil olması bu. Gerekiyor. Şimdi, Serap Hanım dahil olmuş demek. Bu programda bir sosyal medyanın oyun programı vardı. Biz onu yükleyip Songül Hanım'la o program ya üzerinden sonra yazışmaya. Ya sen hangi kafayı yaşıyorsun? O programdan ben istediğim kadar yazayım buradan. Aynen. Reyhan Hanım görür. Peki, madem öyle bu kim diyecek? Ya yazışmaları kim yapıyor diyecek? Bir saniye diyecek. Esra, o mesajlarda diyelim ki erkek olarak yazan taraf fake. Uydurma. Peki Reyhan Hanım karşılık mı veriyor bu mesajlara? Yani o da böyle sevgi dolu, aşk evet. dolu cevaplar mı veriyor? Evet, evet, evet. Karşılıklı konuşma var ve mesajlarda. Ve onun haricinde derviş bir... Yazdıkları yok. Konuşma, yani sesli mesaj mı? Yazış. Sesli değil, yazılı mesaj. Buyurun işte, yani bu fake de olsa karşı tarafa Reyhan Hanım şey yapmış, oyuna girmiş. Evet. Karşılık var karşıda, cevap değil yani. Reyhan Hanım'la, Reyhan Hanım'la karşı tarafın tamamen yazışması burada bana kumpas kuruluyor. Burada Serap benim üzerime atılıyor, ben yapmışım gibi. Ben istediğim kadar Reyhan Hanım'ın WhatsApp'ını ele geçireyim. Ben... Siz Reyhan sadece Hanım, şöyle bir oyun mu yapmak istediniz? Yani ben biz hayır, fake birini üretelim, evet. delil dosyamıza, boşanma dosyamıza delil hayır, üretelim. Hayır, benim hiçbir şey derdim. Onlar olan yaptınız? Şey ya. Aynen öyle. Serap Hanım da Reyhan Hanım da oyundu, sizin oyununuzdu diyorsunuz ama Reyhan Hanım siz de bu tuzağa ve oyuna düşmüşsünüz diyorum ben. Hayır, de işte. Hayır değil. Bu yazışmalar tamamen tatilde yapılan bir şey. Bizimle değil, tatilde bir buluşma olmuş yani. Tarihleri belli. Tatil falan, tatil gerçek yani. Evet, gerçek. Kendileri çok güzel bir buluşma olmuş, zaten. Bir beraberlik senin olmuş. Derviş Bey'in adı geçiyor onların. Bizzat orada. Derviş Kıbrıs'a gittiğinde yine görüşürüz deniliyor. Tatil yerinde beraber hangi otelde buluştukları. Aman gece Derviş navigasyonu açmış, ekran atmış. Benim nerede olduğumu soruyor. Yakın bir kafe söyle. O kafenin ismini vereyim. O da diyor. Tamam, orada oturduk bir ay. Bunları ben nasıl yapmış olabilirim? Şimdi bana geldi mesajlar mesela. Derviş Göya seni de tanıyan birisi bu. Bana mesajlar geldi. Çünkü karşıdaki... bizim tuttuğumuz birisiydi Serap Hanım. Tamam, bizim tuttuğumuz, benim tuttuğum tamam. birisiydi. Ama ya buna müsait ben kim olabilir? Adamı tuttuğunuz ya da tutmadığınız adamın mesajlarıyla ilgilenmiyorum şu anda. Ben Reyhan Hanım'ın cevaplarıyla ilgileniyorum. Reyhan Hanım bayağı bir şeyler yazıyor yani. Onların çoğu bizim yazışmalarımız. Hayır değil, olamaz. Yani, mümkün Allah'ım değil ya, Serap Hanım. Ya, yapma gözünü seveyim. Derviş Bey ya. Madem siz tuttunuz çıksın adam. Hayır ama adam. Çıksın evet, bağlanabilir, gelebilir, hiç problem değil. Cevapları da aynen. siz yazıyorsunuz yani. Evet. Yazma şansı yok ki. Ama telefon Reyhan Hanım'ın elinde. Reyhan Hanım. Ama WhatsApp'ı benim telefonumda yüklü ve Songül Hanım. Ya böyle bir şey olsa bile bakın WhatsApp'ı yüklü olmuş olsa bile sizin gene ona düşer. Evet, gene ona düşer. Reyhan böyle bir şey Hanım, mümkün değil. Onun yazışmalarını ekranına aldı bizzat. Reyhan Hanım bu iddiaları boşa çıkartmak istiyorsanız yüzünüzü önüne açın. Evet, eğer doğruysa birileri bağlanır. Evet biz Reyhan Hanım'ın benim sevgilisiydik diye ama yoksa bir şey cihbar falan gelmeyecektir. Şu anda mevzu ben değilim burada. Konuyu burada mevzu ben şey. Hiç değilim. Ama evet ben sensin çıktım. Benim paramı yiyen sensin, sensin malımı alan sensin. Ama şimdi Reyhan Hanım, Reyhan Hanım bir saniye. Evet malımı benim aldığım arabaya biniyorsun başkasıyla ya. Ya bir geç ayakları ya. Arabayı aldığım tarihi 2 ay önce daha. Ne konuşuyorsun i̇ki sen? 2 ay oldu daha ben arabayı alalı. Ne kadar oldu? Sen ne konuşuyorsun? Sen 2 ay önce iflas etmedin mi? Var. İflaslığın yok muydu sen? 2 ay önce bana nereden para verirsin işte sen? Sende... Sen Serap Hanım çok ileriye gidiyorlar. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bir dakika Reyhan Hanım. Konu benimle ilgili değil diyorsunuz ama şöyle bir olay var. Şimdi Derviş Bey diyor ki ben sevgilimle böyle bir fake yaptım. Hesaplar açtım. Karşılığında bunları yaptım. Adam öyle gibi yazdım. Onu yaptım. Böyle. Bu çok ahlaksızca bir şey. Evet. Kesinlikle. Son derece ahlaksızca bir şey bu. Zaten İnsan, bütün her şeyleri ahlaksızca Serap bakın, Hanım. Normal bakın, bir şey mi sizce? Bakın bunu kocanız itiraf ediyor hanımefendi. O sizin hiçbir şeyiniz değil. Kocanızın o an için yani sevgilisi. Bana ajitasyon yaptı bir durum bir dakika, sadece takıldığı bu. Takıldığı kadın o her şeyi yapar. O ister her şeyi yapabilir. Bekleyebilirsiniz ondan her şeyi. Niye o sütten çıkmış yaklaşık mı her şeyi yapabilir? Hayır her şeyi evet. bekleyebilirsin. Yabancı bir evet, kadın aynen. o. Her şeyi de kötü bekledim gördüm olabilir, zaten. Yaptı. Ruh hastası olabilir. Aynen. Hasta olabilir aynen, ama öyle. Sen onun kocasısın. Aynen, sen yapamazsın.
Ama sen diyorsun ama ki ben... Ama çok seviyordum. Yani ben aşık olmuştum. O zaman ahlaksız demeyeceksin. O zaman şu anda... Şu anda diyorum, iç yüzünü ortaya çıkardı Bey, ama. O zaman şu anda resmi nikahlı karın için... Evet, iftira atıyor karıma. Evet, bilmem ne demeyeceksin. Buna yüzün olmaması lazım. Bence de bu yapılan lazım. Çok ahlaksızca bir şey. O kadın... Sen o... Çocuklarınızın annesine bunu yapıyorsanız gerçekten ciddi bir problem vardır. Evet, burada. Bir bol arasınız. Velev ki, velev ki o cevapları siz vermiş olsanız Reyhan Hanım adına bile siz onu karım beni aldatıyor diye dosyaya sorarsanız çocuklarınızın yüzüne o kadının nasıl bakmasını bekliyorsunuz? Neden? Yani bu kadın her şeyi yapabilir derken kastımı anladınız anladım, herhalde. Anladım, çok iyi anladım. Dış kapının mandalı o. Tabii, alakasız biri. Gelmiş evli bir adamla da gayet ahlaksızca bir ilişki yaşıyor. Doğru mu? Hı hı. Evli bir adam biliyorsun. Hayır hayır. Bunun halk ağzında... ilişkimiz yoktu. Ya lütfen, nasıl yok ya? Sen hala inanıyorsun. Hocam bunu nasıl inanacaksın sen? Bu konuda yalan söylüyor. Bence de yalan söylüyorsun. Şöyle ki başta yoktu sonra oldu ama oldu mu oldu kardeşim. Niye adamın ayaklarını yıkadın? Yıkadın. Şimdi bu kadın dediğim gibi dış kapının mandalı zaten... ahlaka, hukuka, örfe, adete, geleneğe uygun olmayan bir evli bir adamla ilişki yaşıyor mu? Yaşıyor. Onun için ondan diyorum o ya da Ayşe ya da Fatma. Fatma sen fark söz etmiyor. Konusu sen değilsin. Evet. Ondan her şeyi beklersin her türlü kötülüğü. Ama sen koca olarak ve bu kadar aşık olup karını bırakıp bununla evlenip sonra da karına boşanmak için bile olsa fake bile olsa o şeyleri yapıp bunları da mahkemeye Serap sunmayı... Hanım. Düşünmek bile büyük ahlaksızlık. Hayır, yani. Bir insanın mal için yaptık onu. Hayır, mal bakın, için de yapılmaz. Yapılmaz mı? Ne yapmış kardeşim? Bunlar gerçek. Size yemin ediyorum bunlar gerçek. Ve Derviş Bey bunları ağlayarak gelip benim yanımda anlattı ve hep bütün ekranları benim telefonuma attı. O yüzden bende var bunlar. O yüzden var. Çünkü senin telefonunda da yüklüydü. Dedi ki Reyhan görse dedi bunları benimle aynı boşanmayacak. Aynı programda dedi, onun telefonunu yüklemiştik. Benim dedi Reyhan'la boşanma tek sebebim şu olabilir dedi. Diğer çocuklarıma mal vermiyor Reyhan dedi. Diğer üç çocuğuma mal ver vermemek için ben Reyhan'la bu şekilde boşanabilirim sadece. Bir şey dedi. Daha soracağım Derviş Bey. Sizin iddianıza göre Songül'le siz komşunun bahçesinde mangal yaparken Reyhan Hanım geldi bastı. Siz dediniz ki o günden sonra ben bir daha eve gitmedim. Evet gitmedim. Telefonla nasıl ulaştınız Reyhan'ın? Nasıl yerleşti o programı yaptınız? O iş onun yerinde, iş yerinde beraber çalışıyorduk. O gün de anlattım yani bunu size. Da yaptınız. O kadın tuvalete gitti mesela. Evet, siz aynen. Aldınız o programı yaptınız. Hayır o onun öncesiydi. Mesela. Serap Hanım her şey yalan. O onun öncesiydi. O olaydan çok önce. Bu Derviş Bey oğluyla birlikte Levent Bey'in evinde kirada senin kalıyordu. Senin hafıza problemin var herhalde. İyi hatırla. Sen var ya çok yanar döner bir adamsın. 50 yüzlü olma tek yüzünü göster ben burada. Tek madem buraya cesaret ettin çıkın tek yüzünle konuş. Sen kadını iftira atan sensin. Kadını suçlayıp da boşanmak isteyen sensin. Diğer üç çocuğuna mal vermeden Reyhan'la boşanmak isteyen sensin. Çünkü malımı ben senin üstüne yapacaktım. Eğer ondan alsaydım o iki tane villanın bir tanesini bana düşseydi. O iki o villanın zaman bir tanesi sizin sana... borcunuzu kapatmadı. Borcunuzu. Tamam. Evet, döndün bana kapatmadı. Dedin kredi çek bana 150 sana, bin. Sen kimsin sana kredi çekeceğim para, ben. Onun için oraya gitti. Neden sana 150 bin kredi çekeceğim ben? Sen kimsin? Sen gidip yeni bir dükkan aç. Borcun batağında gitmiş yeni bir dükkan açmaya kalkıyor. Dükkana dünya masraf yaptı. Songül bir araya gideceğim ama biraz önce ben kaçırmadım onu farkındayım. Önemli çok büyük bir, şey bir iddiada evet, daha bulunacağım evet, dedin. Evet. Evet reklama giderken Songül dedi ki benim çok büyük bir iddiam daha var dedi orada kalmıştık. Nedir iddian Songül? İddiam tam olarak şu Derviş Bey ile bu dilekçe esnasında çok büyük çekişme yaşadılar Reyhan Hanım'la kendisi. Bu esnada Derviş Bey'i bir konuda yakaladı. Daha önce okulu basmış, bıçakla birilerine saldırmış. Reyhan Hanım bir öğretmene saldırmış Hatice adında. Kıskandığı için mi? Ne için? Evet. Hatice Hanım'ın bıçakla ona i̇ddia, saldırmış. Bu bir iddia. Hayır gerçek. Bu bir gerçek. Hayır, bu sizin yaşanmış iddianız. Bir gerçek. Ben... Bu dilekçede de mevcut. Bir iddia değil. Gerçek yani. Gerçek mi bu Derviş Bey? Evet. Eşiniz öyle okulu mu ilişkimiz baktı? Yoktu. İlişkileri sadece vardı. Sadece öyle lanse ettirdiler. Babası önayak oldu ona. Dedi kimin ki böyle babası? Reyhan Hanım'ın babası. Dedi ki böyle böyle bir durum var dedi. O da yani bunu onunla yüzleşmek için okula geldi. Bıçakla? Bıçak yoktu. Varmış. Vardı. Dilekçede de yazıyor zaten. Bu benim iddiam değil. Bu bir gerçek. Ondan sonra Derviş ya, Bey bunu Derviş okuyacağım. Ama... Valla gözünle gördüysen söyle. Ben burada dilekçeyi yalan görüyorum. Siz anlatmış dilekçe. Olabilirsiniz. Dilekçeyi göstermiş olabilirsiniz. Evet, bir de Derviş Bey
Hep bunlar sizin başınıza mı geliyor? İşte Derya, eşinizin arkadaşı Derya ile adınız çıkıyor. Efendim okuldaki bir hanımefendiyle yani bir hep kumpas kuruluyor ve ama hayatınızda bir çapkınlık var sizin, bir şey var yani. Bu hayatımda çok, bir çapkınlık yok. Bir onlar boşluk, sadece boşluk bir iddia. Adını koyuyor. İddia. Boşluk adını koyuyor, tamamlayıcı birilerini arıyor hayatında. Sonra da böyle kuru iftiralara maruz kalıyoruz. Evet, tamamlayıcı kişi sen maruz olmadın Allah'a çok şükür. Evet, 3 sene yaşadım, tanıyamamışım hocam. Ya ama şimdi öyle diyorsun da yani 3 senede zaman ayırmışsın, 3 seneni vermişsin. Tanıyamamışım, az önce kendisi de söyledi, ayaklarımı yıkıyordu, ne bileyim cinsel bakım, her şeyini yapıyordu yani. Evet, ben imam nikahı kıydım dediğin zamandan itibaren bunları yaptım, yoksa kaile bile almam yani öyle bir şey, ben görevimi yaptım. Dini nikah da mı kıydınız siz? O şekilde ailesinin ailesi içinde yapıldı, doğrudur. Ha, yani. Ama şöyle oldu nikahta, tamamen beni dışarı çıkarttılar. Yani ben sana sordular önce, ondan sonra. Hayır ama herhalde bilinçsiz değildin yani. Bilincin gayet. Bilincindeydim. Beni yani dışarıya çıkarttılar. İki dakika sonra dediler tamam nikah kıyıldı falan dediler. Ben hiçbir şey duymadım, görmedim. Bu şekilde oldu olay. Ama rıza gösterdi. Bir oyundu o zaman onun nezdinde. Rıza gösterdin ama yani. Evet, bu kadar oyunun içinde o da bir oyun geldi açıkçası. İşte senin oyunla, sen biraz oyun kuruyorsun şey ya. Biraz önce şey dedin. Tam böyle biz hani başlayacaktık. Hı hı. Dedin ki param var diye mi tekrar bana gelmek istiyorsun dedin. Yok şimdi hocalar burada konuşurken kendisi de tabii ki özgüvenli olur. Para onda falan dedi de o yüzden öyle bir şey sen söyledim. Sen de onun bence için bana mı gelmek onun istiyorsun? Onun için mi gelmek istiyorsun dedim. Hani cumartesi günü aradı gelmek istediğini söyledi ya. Ya ben niye gelmek istemedim? Instagram sayfasına kendisinin resmini koymuş. Benim almış olduğum arabada. Yani daha ne diyeyim yani kendisi ben öyle bir şey söyleyebilir miyim? Bana ben... Hayır hala içinizde bir ona karşı belki sevgi, aşk kesinlikle besliyorsunuzdur. Hayır, bilemem bu kimseye ama karşı bir aşk sevgi da beslemez. Bedeli ne olursa olsun ben ondan alacağım. Bunun bunu söylüyorum. Ben her bu şeyimi demek kaybetmişim. Derviş Bey, her şeyimi kaybetmişim. Ne demek şimdi? Ne demek? Sokağa atılmışım. Yani kendimi ama ne demek? Siz rızanızla vermişsiniz evet her şeyi. Her tamam, şeyinizi kaybedin. Her şey vermiş olsanız bak, bile okay, rızaya dayalı bir ilişki çerçevesinde yapılmış bir işlem. Ne yapmışsınız biliyor ama musunuz? Ama onun iddiasına göre eski, ilişkimiz yok. Şu anki diyor mevcut eşiniz Reyhan Hanım'ın açtığı davada o mal paylaşıma girmesin diye hanımefendinin evet adına yaptığınız iddia edin. Bu bile bir kötülük. Bu oldu zaten. Diyor bunu ki bizim kanun diyor ki mesela hiç kimse hukuka aykırı bir davranışının arkasına sığınamaz. Medeni kanun lafzıdır bu. Siz hukuka aykırı bir davranış yapmışsınız eşinizden mal kaçırmak için. Evet. Sonra ben bunu bunun için yaptım, iptal edilmesini istiyorum diyemezsiniz. Medeni kanunda kötü niyet korunmaz. Hocam yani şimdi bakın o malı ben Hasan Bey'in üzerinde evimi devrediyorum. Gönül rızasıyla veriyorum. Gidiyoruz tapuya. İmzaları da atıyoruz. Sonrasında bir oyun çıkıyor peki. Hayır işte oyun çıkmıyor. Oyun çıkmıyor. Sonra ben arkadaşınız çok seviyorum. İşine kardeşim gibi falan. Sonra ben 3 ay sonra fikrimi değiştiriyorum. Diyorum ki Hasan Bey benim evimi aldı benim elimden. Hadi bak. Bunun gibi bir şey. Böyle bir şey olabilir. Alabilir mi benim evimi? Yani kalemimi alır gider ama evimi alamaz. Bu bunun gibi bir şey. O yüzden lütfen böyle sonu ne olursa olsun gibi cümlelerle bizim vallahi de kafamızı karıştırıp tabii, konuyu sonlandırmama sebep sonlandırmıyorum olma. Ama bu hukuki konu yollarla çözeceğiniz bir şey. Hukuki yolla hukuki çözeceğim hukuki yolun tabii sonunda ölüm yoktur. Ölüm bile olsa deyince İş başka mecralara taşınır ki bunu istemeyiz. Hemen Reyhan Hanım'a dönüyorum. Reyhan Hanım, şimdi gerçekten burada iddialar birbiri ardı sıra geliyor ama eşiniz biraz da tabii ablasının yanında kalıyor şu anda Manisa'da. Bayağı hani sığınmış, hiç gidecek bir yeri yok. Sizinle barışma isteğini de biliyoruz. Onlar barıştı zaten Serap Hanım, barıştılar. Onun için dün önceki gün evet tamam affediyorum kocamı dedi. Onlar barışıp buraya ikisi beraber çete şeklinde çıktılar. Başka türlü bir yolu yok. Çete olan sensin. Başka türlü yolu yok. Çete olan ya böyle sensin. Hemen de herkes şunu çete, söylemek istiyorum. Çete öyle bir evet şey özür değil yani. Özür dilerim şunu Serap söylemek Hanım istiyorum. Derviş Bey'in 4 tane arsası benim üzerimeydi. Ve ben kendisine bizzat vekaletimi verdim. Satışını çünkü yapabilsin diye. Çünkü her şeyini kaptırmıştı sana. Bu satışın sana ertesi gün Derviş Bey bana dedi ki satışın bir gün öncesi Eskişehir'e gidiyorum dedi bana. Ramazan'dayız daha oruçluyum falan böyle. Gitti yola gidiyorum dedi. Çünkü yoldayken konuştuk. Hayır hemen kesinlikle. Tapuların böyle bir şey yaptım yok. Kesinlikle böyle bir şey. Evet, zaten var öyle bir şey varsa ben tarlaların vekaletini vermem. Malını kaçırmaksa benim maksadım. Gönül rızasıyla mı hiç verdim peki? Kaldı ki. Kavga dövüş kaldı ki malını, kavga ya da dövüş vermeyebilirdi. Malını karısından kaçırmaya çalışan adam bana değil. Bir önce
önceki karısının çocuklarını ne yapar? Bana niye yapsın? Neden yapsın bir bana? Bir şey soracağım. Onlar da senin çocukların. Seninle hayatım. Bana tabii niye yapıyorsun? Tabii ki çocuklarım. Madem bana yaptın, niye onlara yaptın? Dediniz ki çünkü o hani arsalar benim tamam. de üstümeydi. Çünkü her şeyi kaptın dedin de kaptırdı. Sizin kocanızın akli melekeleri yerinde çok şükür değil mi? Yani böyle insanlarla karşılaşınca insanın çok akli melekesinin yerinde olacağını düşünmüyorum. Yani siz de böyle bir insanla karşılaşsaydınız malınızı, mülkünüzü onun üstüne yapar mıydınız yani? Karşınızdaki insan mı önemli olan, sizin kendi fikriniz, düşünceniz, muhakemeniz mi? Ben yapmazdım ama dediğim gibi çok güzel bir oyun içerisine girildiği için. Yani oyunu kendiniz kurdunuz tamamen ya. Kendiniz zaten. Diğer çocuklara mal vermemek için bu oyunu zaten. Kendileri kurdular. Yani bütün siz mesela şu an mal benim zaten. Kime verirsem veririm. Sen ya Reyhan Hanım'ın adına senin üzerine bir çocuklar. Tane bile mal göster bana verdiğin ya. Bir tane mal çünkü göster ben, ya. Hepsi Reyhan Hanım'ın üzerine. Ben imza atıp kadına verdi. Sen bana neyle aldın? İflas etmiştin. Sen neyle bana alıyorsun? Biraz önce tarlaları vermiştin. Tarlaları bakın. Kaçırmak için verdi diyor. Birkaç aydır tarlaların hacizleriyle hatta hacizlerin de hepsini üzerindeki hacizleri benim hesabımdan kapattı. Benim hesabımdan giriyordu, kapatıyordu. Bütün hacizleri kapatmak için kendisiyle ben İzmir'de, Manisa'ydı falan. Hep bu şekilde gittik. Bütün hacizleri kaldırdık. Ondan sonrasında gün geldi çattı bundan bir ay, bir buçuk ay öncesine. Tapuları alacak kimse yok. Lütfen resimlerimi kaldırın oradan. Rahatsız sen buradasın. Oluyorum. Ben buradayım da yanımdakini istemiyorum. Bu da senin geçmişin ama inkar olsun, edilecek inkar etmiyorum. İnkar etsem buraya çıkmazdım. Geçiyoruz. Çıkmazdım. Çünkü nişanlım da bu. İstemiyorum. Peki kaldırın. Teşekkürler. Bu tarlaları artık günü geldi çattı tapu günü. Dedi hadi gidelim dedi senin üzerine yapacağım dedi tamam. Benim çocuklarımı hiç sevmedi bu adam. Çocuklarımı istemedi. Yo, bana dedi ki ya çocukların ya ben dedi. Ya çocukların sen ya ben. Sen şunu dedin mi? Ya karın ya ben artık hayır, yeter. Boşan, hayır, evet, boşan hayır. dedin mi demedin evet. mi? Bana bakın bana ilk zaten boşanıp geldi ve ben aylar sonra gidip tekrar imza atıp boşanmaya geri çektiğini boşanıp öğreniyorum. Boşanıp geldi diyorsun ben zaten seninle beraberdim. Ya aylar sonra öğreniyorum diyor. O da Çanakkale'ye gidiyorum diye çıktı. Zeytinyağı işi var Ukrayna'ya satış yapacağız falan işte tekrar para kazanmam gerekiyor diye çıktı. Reyhan Hanım'ın yanından bana mesaj atıyor. İşte ben senin için bak gittim tekrar imza attım. İşte, çünkü sen gönderdin. Hayır sonrasında bana dedi ki senin dedi %100 tazminat kazanma hakkın var. Bütün malımıza el koyabilirdin diye ben Reyhan Hanım'la barışmak zorunda kaldım dedi. Ben dönmek zorunda kaldım dedi. Geri döndüğü zaman bana bu kelimeyi etti. Ben bunu her yerden engellemiştim. Sadece bir program oradan bana tekrar mesajlar yazmaya başladı. Niye karşılık başladı. Verdin o zaman? Yalvarırım bu kadın bana hakaret neden ediyor, beni istemiyor. Neden karşılık verdin madem ben istemiyordum, ben şimdi kötüydüm. Bir virgül koyacağım, çok özür dilerim müsaadenizle. Reyhan Hanım sizinle de konuşacağım evet. ama mesela şöyle eleştiriler aldım. Songül buraya geldi, yüzünü döndü ama Reyhan Hanım'ı saklayacak en mağdur kişi evet, o. Evet, eşi burada çıksın. Neden o ki yüzünü gizliyor, arkası dönük çıkıyor diye evet. insanlar soruyorlar. Cevabınız var mı buna? Yani orada ifşa olması gereken kişiler onlardı zaten. Ben değilim ifşa olması gereken kişi. Yani ifşa olması bütün, gereken sizsiniz. Bütün, evet sensin ifşa olması sizsiniz. Gereken sensin. Ben değilim. Sizsiniz. Sen aynı oyunun için. Peşindeyseniz. Ben, gün içinde ben kendimi her türlü ispatlıyorum. Peki. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Eğer mağdursanız anlatılanlara peki. göre dönmeniz gerekir. Virgül koyuyorum. Virgül koyuyorum. Rafet'e geçeceğim. Rafet'le ilgili biliyorsunuz Rafet boşandığını bile burada bizden duyunca sanki yeni duymuş gibi adam gitmiş mahkemeye boşanmış gelmiş buraya boşandın dediğimizde çok şaşırdı. Boşanmış mıyım dedi. Enteresan bugün de takım elbiseler falan giymiş. Programa çıkıyordu yani bize iyi bir tabii. resmi bir yere çıkıyordu bir evet. Şey olsun yani. Rafet Bey ile ilgili bugün hakikaten çok önemli yayın sonrası hani kendini daha rahat hissettiği bir ortamda bir konuşma yaptı. Çok şaşıracaksınız buna efendim. Ben de şaşırayım. Bugün Hanife de yine canlı yayında olacak. O efik zaten. Hakikaten mi sen boşandığına ya, inanamadığın için mi? İnanamadığım için. Kendime daha inanamıyorum ya. Şaka programında iş yapmış acıyor. Ulan herkes benim üzerime geliyor. Ulan dünyada tek dakika, ben mi kaldım? Rafet, sen bekledin mi televizyonda bir yerde çıkacak bir şaka programı? Ya ki kafa gitti. Rafet Sarıboğa mahkemenin şaka programı olduğuna o kadar inanmış ki boşandığına bir türlü ikna olmuyor. Kendisine
elbiseli bir şekilde gelmişti duruşmaya. Evet, doğru. Siz susmayın ki. Konuş Tefi'yi biraz duyayım. Aç aç. Biraz Rafet de burada. Hanife, sen Rafet'i seviyor musun hala? Yok, beni sevmez. Asçık. Hanife Hanım, sağdan gel. Rafet'in şaşırtıcı iddiaları bitmiyor. Kayınbabam kamerayla beni takip ediyor. Ben şunu aramaya çıkmışken ben burada erkek Allah razı olsun ablamın. Amacın ne? Bir sus kapağın gibi konuşma. Sürgünler oyna. Bana oynama. Maşallah. Babanla beraber prodüktör takip ediyor. Tehdit ediyorum. Sen erkek olsan bana bak. Babam video mu çektirmiş? Ya karını hala seviyor musun eski karını? Kimi? Eski karı değil, bir şey yok. Ya seviyorum bir sen. Bu sen avukatı çıkacak. Hanife'den boşandığını kabul etmeyen Rafet'in iddialarına kayınbabası cevap verecek mi? Şimdi. Rafet Bey hoş geldin kardeşim. Hoş geldin ablacığım. Şimdi dün yayından sonra ben sana yayında defalarca sordum. Karını seviyor musun? Pişman mı oldun? Çünkü karın mahkemede ben onu istemiyorum dedi diye sen de erkek olarak belki gurur yaptın. Beni istemeyeni ben hiç istemem dedin. Anlaşmalı gibi bir celsede de boşandınız. Sonra sen eve gittin. Hı. Gittin, çoluk yok, çocuk yok. Ben 7 aydır evdeyim zaten. Nasıl? 7 aydır tek evdeyim. Ha gene evdesin de ama çocuk sesi yok, karın yemek yapıyordu, o yok, bu yok derken. Hangi karı yemek yapıyordu? Hangi karın? Ben yapıyordum, karı nerede yemek yapıyordu ya? Ha sen karının ve çocuklarının boşluğunu hiç hissetmedin mi yani ya evden? Ya hissettim de ablacığım ben geç zaten eve yemek yemedim mi? Yedeyi yemek yemedim ki. Hayır canım lafın gelişi söylüyorum. Ha, yani pardon, pardon, orası güzel. Daha sıcak bir yuvaydı ya. Evet. Çocuklarla, karınla, seninle. O gittikten sonra evde bir boşluk oldu. O zaman mı dank etti ya ben niye boşadım bu kadını? Keşke bu noktalara gelmeseydik. Çünkü benim sorularıma hep hayır sevmiyorum, istemiyorum falan gibi cevap verdin. Evet doğru. Ama yayın sonrası... Arkadaşlarımızla konuşmuşsun. Burada söylediklerinin tam tersini söylüyorsun. Çünkü biraz daha kendini rahat hissetmişsin. Daha gerçek Rafet olmuşsun duygularınla. Bir dinleyelim, izleyelim. Çünkü Hanife de canlı yayında ilk defa duyacak boşandığı kocasının onunla ilgili duygularını. Boşa boşa. Rafet Sarıboğa aylar sonra Hanife'nin yüzünü ilk defa gördü. Israrla boşandıklarını reddetti. Ama... Yayın sonrası ekibimize konuşan Rafet adeta içini döktü. Gerçek mi, yalan mı? Ben bunun için geldim buraya. Ben çocuklarım için geldim. Bir çocuk babasız büyüyemez. Ben babasız büyüdüm ya. Ben bir insanı sevdiğim için, kolladığım için, ailesine bakmadığı insanı kollamak için, yaptığım için yani eğer ben kötüysem abi ben o zaman kötü bir insanım. 10 sene babası bakmadı, ben her türlü şeyi kapandım. Çocuklarının mutluluğu için her şeyi kapanırsın. Ben seni kolladıkça sen başka bir şey yapmıyorsan, bir camı kırarsan buz gibi dağılır, toparlayamazsın. Bu ufak değil, bir aile yıktıktan sonra bir toparlayabilir misin? Toparlayamazsın. Ben her zaman sustum, yuttum. Seninki eşimdir, çocuklarımdır yani. Saygı duydum. Ben her işimi bıraktım ya. En güzel yerlerim, kariyerimi bıraktım ya. Bak ben o da kendi konuma göre haklıdır. Ben bir şey demiyorum. Benim karşımaşık doğruyu söyle benim canıma. Ben doğruyu söylüyordum, ben her şeyi affederim. Ben hiç affetmeyeceğim bir şey yok. Allah affettiyorsa ben kimim ki ya? Yani çıkarsın oturursun konuşuruz. Neyse ya kardeşim benim de hatam var. Senin de hatam var. Ben de hatalıyımdır. Ben de bir insan değilim. Ben de insanım. Çocukların için Hanife ile barışmaz mısın peki? Bana ne yaptığını anlatacak. Ona fakat bu. Haksın yani bir şeyse şey yaparım. Barışırım. Ben şimdi yalan konuşmayı sevmiyorum. Affedilmeyecek bir şey yok diyorum. Affedilir. Ama önemli olan ne biliyor musun? İnsanın karşısına geçip özür dilemesi. Ben hata yapsın, gidip beni özür dileyim. Ne kadar sevmemişsin insan ailesini sever. Sevmediği için insan için uğraşmaz. Niye ben buraya çıktım? Niye ben günlerce uğraştım? Ailem için geldim. İşte şimdi gerçekleri söyledin. Tamam, evet. Çocuklarını da tabii ki istiyorsun görmek. Ama bunun yanı sıra anladığım kadarıyla Hanife ile boşandığına pişmansın. Ve diyorsun ki ben barışırım. Ama affederim. O, ne yaptı ki affedeceksin? Bir şey babasının evinde o. Bir şey yapmadı şimdi ki. Şimdi ablacığım bak ben buraya çıkanında bak Allah razı olsun sizden öğrendim. Şimdi ben nerede olduğumu bilmiyorum. İyi tamam da bu kadar şey Hanife'nin babası çok zengin. Yani şey beğenmeyin. Nasıl oluyor bir gün Çayırova'ya geliyor, bir gün Darıcı'ya geliyor. Bir... Ben Yeday'ı boş sen mi? Onları mı takip ettin? Onlar seni takip ettiğini söylüyorsun ama... Sen mi onları takip ettin bu kadar yere gittiklerini? Ya ben geziyorum, bakıyorum belki bir yerde bulurum, belki bir yerde çıkar. Ama ya... kayınpederin evine gittin mi?
Ya zaten benim kayınpederim bir adam. Hadi onu şey çıkar oğlum, senin karını ben aldım götürdüm. Sen benim evimden aldın. Sen evine gittin mi kayınpederim? Yok gitmedim, yalan mı konuşacağım bunu? Her yere gittim diyorsun da bir tek kayınpederin evine mi gitmedin yani? Ya adresler oraya gösteriyor. Şimdi ben bakıyorum mesela adresi. Nereden bakıyorsun adresi? E-Devlet'ten. E sen kayınpederin evini bilmiyor musun? Ya biliyorum, ben kayınpederime sormuşum. Kayınçuma sormuşum. Ya böyle böyle diyorum. Adama hiç şey yapmıyor. Tamam, ben şimdi nasıl şey yapmıyor? Adam kayınçum dese ya enişte senin karın babamın yanında. Hadi hadi gel veya git dese gitmez miyim? Giderim ama üzerime oynanan oyunlar var. Yalan söyleniyor. Rafet yalan söylüyor. Üzerine oynanan oyunlar. Şimdi diyorsun ya sen, kayınpederim beni kameraya çektiriyordu, takip ettiriyordu. Adam Çorum'da yaşıyor, sen Gebze'de yaşıyorsun. Evet. Adam evden çıkamıyormuş, rahatsızmış. Ooo çok rahatsızım maşallah. Sen de diyorsun ki beni takip ettiriyor. Seninle arkadaşların hakikaten dalga geçiyorlar bence. Şimdi bir Halife'ye dönelim. Dön. Halife Çorum'da, muhabirimiz Gamze var. Nasıl, buradan kaçtın Çorum'a değil mi? Sahtekarlık ön planda ya. Sen buraya çıkınca başka bir adama dönüşüyorsun. Bak o gerçekten öbür kamerayla ya çekildiğinde daha gerçek ve daha duygusaldın. Ya duygusalım ablacığım ama ben çocuklarım için. Kadın senden boşanmış, baba evine gitmiş. Bundan daha normal ya, ne olabilir? Avukat bey, kadın benden boşanmış. Sen de ilk bakman gereken baba evine gidip bakmamışsın. Bu kadar. Çocukların için. Sonra da gidip Darıca'da karını çocuklarını aramışsın parkta bahçede. Ya Darıcı'da var, Çayırova'da aradım, her tarafta tamam, aradım. Niye Çayırova'da gidiyorsun? Asıl olması tamam gereken yere gitmemişsin. Tamam, beni öyle yönlendirdiler. Niye şimdi ben yalan mı konuşuyorum? Beni öyle yönlendirdiler. Kim nereye yönlendirdi Rafet Bey? Ya ben baktım. Bak bana ya giderken bana böyle diyor. Bak giderken. Ne diyor bana... böyle ya ne de? Ya ne diyor ya, giderken? Kim diyor asıl soru? Şimdi ben Hanife'ye sorayım. Giderken ne demiş? Hanife merhaba. De bakayım Hanife Hanım. Merhaba abla. Mikrofon Hanife sende. Hanife diyor ki ben orada burada doğru aradım. Söyle. Doğruları söyle. O kadın doğruları söylüyor zaten. Ya ben yalancıyım zaten. Hayır sen de yalancısın demiyorum ama doğruları söylüyor kadın. Hanife sen evden efendim çıkarken nasıl çıktın? Nereye gidiyorum dedin kocana? Ben evden nasıl mı çıktım? Kendi kovdu evden kendi abla. Ben kovdum ben. Ha. Doğru değil mi? Sonra? Benimle kavga etti. Saat kaçtı? Gece yarısı mıydı? Çocuklar neredeydi? Çocuklar evdeydi. 9'da akşam üzeri. Akşam gece... Kendi elleriyle, kendi elleriyle çocuklarımın sırt çantalarını, okul çantalarını kendi koydu. Kıyafetleri. Allah koymayacağım seni, Allah çağırma. Rafet bir saniye. Evet. Kendi elleriyle çocuklarıma dedi ki Allah yalan diye ben yalan söyleme istemiyorum. Kendi elleriyle sırt çantalarını kendileri koydu. Oğlum bunu da al. Oğlum tabletinizi de al şunu. Defolun yanımdan gidin dedi. Ben artık sizi istemiyorum dedi. Oradan sonra çok özür dilerim. Bir ağır bir şey söyledi. Şu an söylemek istemiyorum. Onu, o lafı söyledi. Sonradan da çocuk benim büyük Emir, 9 yaşındaki oğlan, ağlaya ağlaya gittik. Saat 9 filan. Akşam 9. Akşam. Peki evet, yanında tamam para var mıydı sizin yanınızda çocuklarla ilgili? Yani sen çocuklar. Sadece benim temizlik param vardı. Nereye gittin direkt oradan? Benim temizlik yaptığım yere gittim abla. Önce evet. O gece bomboş orada mı kaldın? Gittim. O gece orada mı kaldın? Nerede kalabilirdim biraz abla? Biraz da ağla da duygusal ol biraz ya. Hayır ben ağlamayı sevmiyorum. Sadece benim kuvvetimden dolayı sesim gitti. Kuvvetim var değil mi? Doktora git. Hanife. O gece orada efendim kaldın. Kaç gece kaldın temizliğe gittiğin evde? Ben zaten orada kaldım abla. Üstümü başımı zaten orada, evimi tuttum orada, kendim kaldım çocuklarımla. Şeyde Gebze'de. Evini almayan, evi almayan insandan, evi terk, defol git bu evden diyen insandan ben bir daha o eve neden hayır, döneyim abla? Hayır döndün demiyorum. Babanın evine gidinceye kadar Çorum'a. O gece gittin. Kaç gün Gebze'de kaldın? Ben kendim tuttum orada kaldım sürekli abla. Ne yani nasıl nerede tuttun? Şimdi Çorum'dasın ya Çorum'da baba evine, baba evine gidene kadar kaç gün kaldın? Hayır Çorum'da abi değiller Gebze'deler. Hayır, evet. Gebze'de ne evet kadar kaldı hayır, Gebze'de o değilim abla Çayırova'dayım. Ya neyse işte. Ya hangi? Şimdi adam seni gönderdi ya evden. Temizlik yaptığın eve gittin ya. Hep onun evet evinde mi kaldın diyorum. Evet abla. Bu yalnız yaşayan birisi mi? İki çocukla seni nasıl kabul etti? Kimdi, kim bu? Kimdi? Kim abla? O temizliğe gittiğin kişi kim? Hadi bakayım. Temizliğe gittiğim kişi mi? Baktığın, yaşlı baktığın. Ya diyorsun ya bir eve Çayırova'ya gittim. Çayırova'ya. Onun yanında kaldım.
Hayır, o değil. Onu biliyor. O ablamda kaldım. O bizim o darajda. Ablam. Benim normalde... Ya çok ablam. Benim ya, normalde... Bak, anlatamıyor muyum Hanife? Adam sizi kapıya koydu ya. Kimin evine gittin o gece diyorum. Hiç kimsenin evine gitmedim. Sadece kendi temizlik yaptığım, tuttuğum evimde kendim kaldım. Sen ne zaman o gece 9'da ev mi tuttun? Hadi. Hayır. Ne zaman tuttun evi? Ha, temizlik için sana hocam para vermişlerdi. Bir saniye. Tamam, ne zaman bir tutmuştun o evi? Ben orada komşumda kaldım. Ertesi günü oradan sonra komşumla orada dedi, böyle dedi. Yan binada zaten temizlik yaptığım yer. Yan yana. Zaten orada direkt evimi tuttum. Çocuklarımı oraya aldım. Ya Hanife, temizlik yaptığım evi tuttum diyorsun. Evet. Nasıl yani? Hemen ertesi sabah ev mi tuttun para diyorum ben de. Ben para vermedim. Evet. Parayı nereden verdin? Yani yanında temizlik parası kaç liran vardı senin? Ben para vermedim sana. Bir dakika Rafet ya. Tamam abla. Ben konuştum orada. Ev sahibiyle konuştum. Evet. Benim sadece üzerime araba vardı. Arabayı sattım abla. Böyle arabam vardı. Arabayı sattıktan sonra arabanın parasına kiralarımı veriyorum. Yavrum o noktaya gelinceye kadar diyorum. Ertesi gün o evi temizledin. Eşya yok. Şey yok. Kapkacak yok. Nasıl girdin iki çocukla o eve diyorum. Ben zannettim ben ki çıktın babanın evine gittin. Abla komşumda kaldım iki gece. Evet. Sonradan da orada temizlik yaptım, evi tuttum. Abla komşun kim senin? Sen o eşyalarını falan nasıl aldın peki? Arabayla. Ben eşya almadım. Orada benim sadece bir koltuk takımı benim vardı. Arabaya taşıdım. Ya Rafet Allah aşkına bir dur ya. Koltuk takımı vardı, evet. Evet abla, orada sadece bir koltuk takımları vardı. Onlarla sonra da benim annemin ailemin yaptığı yatak döşeklerim vardı. Onları arabaya koydum. Kabımı kaşığımı koydum. Şu an orada o evde kalıyorum. Peki senin kendi araban mı var? Benim üzerime bu icralı olduğu için bankalara icralı olduğu için benim üzerime araba yaptı. Peki sen araba kullanıyor muydun? Araba kullanmayı bilmiyordum. Nasıl sattın arabayı? Araba Rafet'in evinin önünde durmuyor muydu? Nasıl götürdün de sattın? Kendi kullandı. Kim kullandı? Ben seni evine alalım götürdüm. Soruyorum. Hayır. Bir dakika. Ben söyleyeyim. Eşya bana ne dedin? Yaşlı kadının yanına gidiyorum. Bir eşyalarım var. Ben havlu verdim sana. Tabak verdim. Hatta dedin ki abla gelecek arabayı götürecek dedin. Çocuklar orada oynuyor. Evet geldi. Evet geldi götürdüler. He geldi götürdüler. Hangi abla götürdü? Hangi ablam mı götürdü? Bunu sen benim çocuklarım da biliyor, sen de biliyorsun. Ben nereden bileyim onu... ya? Ben ablam söylüyor, ben biliyorum ya. Bir şey daha soracağım. Peki arabayı götürdü Rafet, kullandı, sattınız. Evet. Arabanın parasının tamamını sana mı verdi Rafet? Ben araba satın haberim yok. Ben kendim sattım, kendim kullandım abla. Çünkü boş evde kimse yoktu. Çocuklar mecbur almam lazımdı eşya. Ya arabanın anahtarı kimdeydi? Kullanamıyorum diyorsun. Evin önünde bundaydı duran araba... İşten geldi, arabayı iş yerinde bıraktı. Birkaç gün iş yerinde bıraktı. Kendisi evet, getirdi, evet. Kendisi eliyle eşyaları koydu. Kabımı, kaşığımı, tebemi. Evet koydum. Dedi, ben yalan koydum. Ben arabayı nereye koydu? Caddeye. Arabayı caddeye bıraktı, abla gelecek. Arabanın anahtarı kimdeydi? Bunun üstündeydi. Sen nasıl sattın arabayı, anahtarı ondaysa? Alan adam neyle gitti arabayla? Abla işin doğrusunu sana söyleyeyim. Ben normalde arabayı iyi kötü kullanıyordum bak. Doğrusunu anlat artık ya, ağzınızdan laf alamıyorum yani. Abla hayır, mantıksız konuşuyorsunuz iyi kötü çünkü kullanıyorum. Bak, evet. İyi kötü kullanıyorum bak. Arabayı kaçırdın mı yani, anahtarı alıp arabayı kaçırmadım. Hayır kaçırmadım. Evet. Nasıl gitti araba? Arabayı kaçırmadım. Rafet bir dakika susar mısın? Tamam. Evet. Ben zaten arabayı kaçırsam iki tane arabanın anahtarı var. Ben direktmen zaten çilimi çocuğumu her şeyimi alır kaçırırım. Hayır, araba benim iş yerindeydi. Yedek anahtar da sende miydi yani, evet. Onu mu diyorsun? Yedek evet. Anahtar bende değildi. Evdeydi. Evdeydi. Kendisi yalan konuşma. Yok, Hanife sen de bazı şeyleri bence evet doğru söylemiyorsun, şimdi anladım. Yemin ediyorum hayır. Abla. Araba kendi kendine anahtarsız araba satılır mı yahu? Abla. Arkadaşın mı vardı Hanife, seni ayrılınca sana sahip mi çıktı? Evet, söylesin. Nasıl? Peki Hanife bir şey söyleyeceğim. Rafet diyor ki ben isterim, barışmak da isterim. Yok tövbe asla. Bu saatten sonra istemem. Asla. Ben de asla istemem. Sen yalanlarla... Asla. Şimdi bir dakika. Arabayı işlerini ben 4 ay yatırdım. Niye eve bakmak için? Bak Hanife ben
kendi iş yerimde yatırdım. Niye oraya gidip alamazdın? Çünkü benim haberim olmadan. Bana geldin, arabayı getir, arabayı getir. Ben de, dedin ki yaşlı kadının yanına gidiyorum. Çocuklar hevesliydin. Arabayı ben getirdim. Ha, ve anahtarı verdin. Dedi ki eşyaları koy, ben götürdüm. O da getirdi, sattı. Peki. Tamam. Hanife, sen barışmak istemiyorsun, doğru mu? Asla. Ben senin yalanlarla sonra hiç barışmam. O kadar yalan söylüyorsun ki. Yani bir dürüst ol ya. Ama çocukların karşı istediği zaman gelip görebilecek. Şu anda da babanın ama yanında. Ama zaten. Şu anda babanın yanında ama kalıyorsun. Çünkü doğuma evet çok az kaldı. Yeni doğru mu? Zaten. Evet abla. Tamam. 15 ama çocuklarını kaldı geldiğinde sorunsuz bir biçimde görecek. Kurban olduğum yandaki zaten çocuklara ben her yandaki hafta kadın gösteriyorum kim? Aynur kimdi Aynur? Rafet. Kendi sana ne artık boşandığın kadın yanında tamam, Aynur olur mu Aynur olur? Ben zaten bak ben de sana işin doğrusunu söyleyeyim mi? Bu ne amaçla oraya çıkıyor? Bu ben çocuklar amaçla çıktım. Senin amaçla çıkmadın. Ben zaten boşanmışım. Sahte gel bana böyle yapıp boşandım. Ne amaca çıkıyor bu? Benden, niye oraya çıkıp da kendi uzak ol, kimin Allah'a yakın ol. Peki tamam çocuklarını göreceksin. Teşekkür ederim. Abla görsün teşekkür ben görmesin tamam diye demiyorum ki ben zaten gösteriyorum. Tamam kendisi teşekkür ederim bay bay. Eğer ki bir daha gittiğinde de çocuklarınla ilgili o zaman gelirsin. Tamam. Çocuklarıma gittim bana göstermiyorlar zorluk çıkarıyorlar diye gelebilirsin ama... Yok oraya baktım da devletten orayı da burayı da ya ilk gideceğin yer bu kadın hamile nereye gider? Yok da abla. Ailesinin babasının yanına gider deyip bir oraya da yoklaman lazımdı. Ablacığım, neyse. Bunun kayıtları var zaten. Tamam, çalışıyor tamam diye kayıtları bırak Allah aşkına mantık yürütün biraz ya. Bu kadın karnı burnunda nereye gidecek kim alacak onu? Babasının yanına gitmişti orada doğumu bekliyor. Senin çocuğunu doğuracak sen evet burada hikaye anlatıyorsun bize. Evet şimdi... Ay Allah'ım ya Rabbim şey bitmiyordu bu dolandırılma hikayeleri gerçekten çok enteresan. Şimdi neredeyiz Şükran Hanım? Yani Şükran Hanım ben inanamadım duyduklarıma. Çok kötü durumdayız. Hanımlar bir gün kapınız çalınıyor bir çiçek geliyor size böyle çok albenili falan. Getiren kişi diyor ki efendim şuraya bir imza atar mısınız? Tabii ki diyorsunuz o çiçeğin de heyecanıyla acaba kimden gelmiş bu heyecanıyla alıyorsunuz efendim çiçeği imza atıyorsunuz. Sonra bir iki ay sonra evinize beş evinize bilmem ne falan icralar gelmeye başlıyor. Çünkü boş kağıda imza atmışsınız birisi sizi borçlandırmış. Aman dikkat diyorum Şükran Hanım'la devam ediyoruz. Çiçekle gelen dolandırıcılık. Çiçekçinin boş kağıdına imza attı üzerine haciz yağdı. Kadınlar gününde bana bir çiçek geldi akşamın saat 8'i gibi. Bir imza at abla dediler aldığına dair. Ben de oğlum göndermiştir deyip imzamı attım. Film ve dizi senaryolarına taş çıkartan oyunculuk. Dolandırıcı kiracısı çıktı. Film gibi bir oyuna gelmişim. Kiracım dolandırmış beni bu şekilde. Hiç haberim olmadı. İcra kağıdı gelinceye kadar hiçbir bilgim yoktu. Şükran Can'dan kendisini borç batağına sürükleyen Halil'in gerçekleri itiraf etmesini istiyor. Ben bir imza attım, hayatımla oynadım. Bütün servetimi icraya koydular, her şeyimi, elimi kolumu bağladı. Şimdi... Çocukları çiçek yolladı sandı, gerçek çok farklı çıktı, hayatı karardı. Gazetelere, internete, her yere haber oldu Şükran Hanım. Şükran Hanım, biz kadınlar... Çiçek görünce gerçekten gözümüze perde iner. Bir anda ay bu kimden geldi, ay ne şeker, ay öyle mi böyle mi derken sizin durumunuza düşen çok oldu mu bilmiyorum ama aynen çok acayip bir hikaye. Önce şeyle çok başlayalım isterseniz. Sizin bir eviniz var evet ve sizin üst katınızda size ait bir daire var. Şöyle. Kiracınızla başlayalım. Kiracı eşyalı bir şekilde maddi sıkıntıya düştük. Adana'da yaşanıyor olan. Adana'da yaşıyorum. Maddi sıkıntıya düşünce kapriz dairesini kiralayalım dedim. Ben kendi evime kiraya vermek istedim. Tamam güzel. Yani sıkıntıya girmemek için. Hiç problem yok orada evet. Emlakçıya verdim. Emlakçı internetleri attı. Bir kişi çıktı işte biz kiralayacağız. Şey yaptı geldi. Soyadlarını şimdilik kimsenin vermeyelim. Onun da yeri gelecek sırası gelecek. Şimdi bir çift geliyor size. Evet. Halil ve Nuray. Evleneceğiz diyorlar. Hı. İşte ikinci evliliğimizi yapacağız diyor. Ben evimi kiraya veriyorum yani isterse bekar olsun. Yani o şekil vermek istiyordu. Ama dolandırıcıymış. Benim evimden 3-4 ay önce de
600 metre uzaklıkta yine ev tutmuşlar bunlar. Yani şeyliymiş, anlaşmalıymış. Bizim evi tuttuktan sonra kira kontratı yapıyoruz. İşte kimliklerin falan oluyor zaten, biliyorsunuz her zamanki gibi. Zaman geçiyor, 3 gün geçiyor. Bu Nuray'la her gün kavga ediyorlar. Alt komşu, üst komşu rahatsız oluyor, yönetimi arıyor. Yönetim, Mehmet Bey diyor, işte diyor biz rahatsız oluyoruz, kadını çok dövüyor. Öldürecek. Yönetim beni arıyor, dedim şey Şükran Hanım senin kiracı varmış böyle böyle. Dedim evet, işte bir bakar mısın? Ben de tek başıma gitmedim, karakolu aradım, onlarla birlikte kapıya geçtim. Kapıyı işte kim açtı? Halil açtı. Nuray'ı gördünüz mü o sırada? Açınca dedi kavga ediyormuşsunuz. Evet dedi tartışıyoruz. Eşinizi çağırır mısınız? Nuray Hanım çıktı. Şikayetçi misiniz? Yok dedi. Peki Nuray Hanım'ın yüzünde darp izi, saç yoktu. Baş dağılmış yok, çünkü yok. Öldürecek, dövüyor falan demişler. Öyle yok, bir şey yok. Öyle bir şey yok. Şikayetçi değilim dedi. Değilim dedi. Yani dayak yiyen bir kişi. Poliste gelince ben de yanlarındayım çünkü polisle birlikte. Kaçması gerekmiyor muydu? Tabii. Şikayetçi değilim dedi. Bir de yüzünde yara bere. Yok hiçbir şey yoktu. Bir de insanın suratı bile değişir evet, yani. Yoktu. Öyle bir kavgadan çıkınca. Adana'yı dolandırmışlar çünkü o şekil. Sonra? Ondan sonra biz polise dedim ki ya benim evime de belki de zarar veriyorlar hani gün pat diye. Halil bana böyle sus sus dedi. İşte hiçbir yerine zarar vermiyorum. Polis dedi ki bizim yapacak hiçbir şeyimiz yok. Beni de aldılar asansörle indik gittik. Üçüncü günü yine aynı şekil. Kavga. Ben yine komşu aradı. Abla çok rahatsız oluyoruz. İşte kadın ölürse ben çok huzursuz olurum dedi üst komşu. Yine ben polis çağırdım. Tek başıma çıkmadım zaten hiç. Üç defa ben poliste çıktım. Üçünde de aynı şeyle geri indik. Yine kadın şikayetçi değilim diyor. Şikayetçi değilim. Ama yine kavga belirtisi yok orasında burasında. Evet. Üçüncü günü, üçüncü şey poliste gittik ya. Gece kadın şey yapmış bizden sonra kahve içmişler. Kahveden sonra adama bir ilaç vermiş. Öyle anlatıyor sözde. Adam. Evet. Elini ayağını bağlıyor, uyuşturuyor güya. Elini ayağını Halil'in bağlıyor. Şey yapıyor, işte Halil'in telefonundan bankada hani şey oluyor ya. Neydi? İnternet bankacılığı. Bankacılıktan işte şifremi unuttum deyip kadın kendi özürlü bir çocuğu varmış. Onun üstüne adamın şeylerini göndermiş. Hesabını boşaltmış. Evet. İşte 11 tane falan diyor işte giymedim yeni aldığım pantolonum vardı. Kadın gitti mi? Gitmiş mi kadın? Gitmiş. Peki Halil kendine gelmiş sözde. Eli ayağı bağlı. Nasıl açmış? Olduğu için pencereye şey yapmış. Bir tane erken şeydi saat 6 gibi çocuk şey yapıyor. Köpeklerini gezdiriyor. O duymuş, bağırmış işte ben burada mağdurum diye. Polis çağır bana diyor. Polisler geliyor, çilingir çağırıyor, açıyor üstünü. Bizim bilgimiz yok, aynı apartmandayız. Ama gerçekten bağlı mıymış eli ayağı? Yani polisler gelmiş yani ben gözümle görmedim. Sonra akşam polisler şey yapıyor ya sabah. Polisler bizim kapıya geliyor. Kapıcı dairesindeyim ya ben. İşte benim oğlan da yönetim yardımcısındaydı. Şey dedi Şükrü dedi panikle benim elim ayağım bağladı işte böyle oldu. Kamerayı şeye bakmamız lazım kameraların güvenlik şeyine. Güvenlik kamerası. Ondan da çocuklar kalktı bakıyorlar işte Nuray saat gece 3'te bir poşetle çantayla hızlı bir şekilde apartmandan çıkıyor. Bir taksiyle çekip gidiyor gece 3'te. Bunlar bu şekil ilk şeylerde böyle. Ondan sonra adam benim numaramı biliyor. Her gün abla ben Nuray'la kavga ettim bilmem ne yaptım sokakta bilmem ne. Her gün mesaj çekiyor bana. Adam dediği 45 yaşında evet. Ya gerçekten adam ya öyle genç evet. Birileri de gelmesin evet. Aklınıza. Abla mesaj çekiyor. Ne i̇şte müsait misin? İşte ben de akşamdır müsaitim. Ne oldu Halil? Ben Nuray'la kavga ettim. Şimdi Nuray yok gel bir kahve içek. Teşekkür ederim şey ben evimde içiyorum. Benle 15-20 gün bu şekil mesajlaşıyor. Ama ilk şey de benim elimde. Ya sizle yakınlaşmak mı istedi yani? Amacı evet, ne kahveye çağırıyor evet, eve tek başına bir adamla. Kahve... Özel bir yakınlık istedi sizden anladım. Kolumda 2-3 tane şey vardı. Künye bilezik vardı ama
50-60 liralık aldığımız sahte altın. Nuray Hanım her gün bir arkadaşına gidiyor. Her gün diyormuş ki işte affedersin bilmem ne. Bir türlü yukarı çıkmıyor kolundaki bileziklerine. Hani altın gibi olduğu için kolumdaki bileziğe göz dikmişler. Artık bana ne yukarı çıkınca ne yapacaksa bilmiyorum. Bir türlü yukarı çıkartamadık. Hani Halil diyor ki yalnızım abla gel biraz sohbet edelim. Ben de diyorum ki evimdeyim kahvemi içiyorum teşekkür ederim. Bir türlü çıkmadım yani hiç çıkmadım. Evet. Ondan sonra kadınlar günü geldi işte akşam. Ama bu arada Halil evden gitti mi sonra boşalttı mı evi? Daha gitmemişti. Gitmedi. Geldik efendim geçtiğimiz Mart ayında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne. Sen markettesin. Ben de torunumla marketteyim. 600 metre falan uzakta market var. Bir çiçekçi telefon çaldı. Çiçekçiyim dedi. İşte çiçek geldi size. Ben de dedim ki hani bana da kimse çiçek göndermez. Affedersin sevgilim mevgilim yok. Çiçekçiye bu şekilde söylüyorum. Yine de geliyorum. 2000 yılında eşi vefat etmiş Şükran Hanım'ın. Ve 4 tane de çocuğu var. Çok yetişkinler tabii. Evet. Oğlu Şükrü ile yaşıyor. Evet. Dedim neyse tamam geliyorum dedim. Yakındayım dedim. Evin yakınında. Bir düşünüyorum benim zemin katta olduğumu benim kendi sülalem bilmiyor. Yani kapıcı dairesinde oturduğumu. Çünkü 4 tane dairem var. Neden kapıcı dairesindesin diyecekler diye. Kimseye söylememiştim. Neyse geldim çiçekçi kapıda işte bir lale. Çiçek mi o? Aynısı. Ondan sonra dedim şey ya bana da kimse çiçek göndermez. Affedersin beklediğim hiçbir şey yok. Kimse yok. Yani bana çiçek yollayacak. Sonra büyük oğlum canlı çiçeği seviyor. Dedim herhalde dedim Şükrü göndermiştir. O da işe gitmişti. Not koymuş şeye. Akşam karanlığı olduğu için çiçekli bir not. Nasılsa kart var dedim yani. Arkasında şey yazıyor, arayacağım yazıyor. Biraz heyecanlandın mı? Acaba bu kim, gizli bir hayranım mı falan diye. Yok öyle de düşünmedim ama yani oğlum göndermiştir diye düşündüm. Peki ne uzattı çiçekçi bunun karşılığı? Normalde makbuz gibi bir şey uzatırlar. Yok defter, şey defter, bayağı... not defteri kare, büyük not defteri. Ama şey falan yok yani. Hiçbir yazı yok. Yok yok hiçbir şey yok. Abla dedi not... Aldığına dair dedi imza atar mısın? Boş ben kağıda. De, boş kağıda. Ben de not defteri normal defter yani. Bir tane imza attım. Elime aldım geldim o kaşığı yaktım. Üstündeki kağıtta çiçekçinin adı soyadı bilmem neresi olur ya. Yok hiçbir şey yok sadece arayacağım yazmış bir tanesi. Neyse aldım kızıma içime de bir sıkıntı girdi. Kapıdan girdim içime o sıkıntı girdi ama. Kızımı aradım. Emine çok çabuk gel hele çocuğum dedim yani. O bir apartmanda oturuyor o da. Ya dedim nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum dedim. Hele bir gel. Çocuk geldi. Anne ne oldu? Dedim valla bu çiçeği aldım. Böyle oldu. Abin mi gönderdi diye acaba düşündüm dedim. Sonra dedi ki anne bilmiyorum dedi. Niye sen imza attın dedi. Ya attım işte. Telefonu açtı şeye, telefon çiçekçi bana telefon numarası var ya. Sizi aramıştı ya o numaraya diğeri döndü. Kızım bu numarayı ara dedim. Hani kim gönderdi, ne gönderdi? Biz panik olduk yani. Çiçekçi diyor ki arayacak seni. Oradaki not yazıyor ya abla diyor. Arayacak. Bir aradık, öyle iki aradık. En son sabah oldu. Sabah olunca Şükrü geldi. Şükrü dedim ki çocuğum bana bir çiçek geldi. Bir de huzursuz oldum. Çok huzursuz oldum dedim. Ertuğrul geldi oğlum. Oğlum ben dedim burada bir çiçek geldi bu şekil. Ben de aldım bu şekil. İmza attım bir tane. Anne avukatı ara bir sor. Karakolu aradık sorduk. Dedi bir tane mi imza attın? He bir tane attım dedim. Bir şey çıkmaz dediler. Çıkar. Biz kaldı. Çıkmaz mı? Masada kaldı o. Nereden baksan 20 gün kaldı. O ara Halil çıktı. Ben çiçek eli aldım. Eli boşalttı. Dedi abla ben Nuray'la kavgalıyım zaten dedi. Hani Nuray da gelmiyor benim anlam yok. 3 milyara kira vermiştim ben ona. 15 gün geçti yani Nuray gelmiyor dedi. Bir ayında doldurdu 15 günlük kirası var. Ne yapalım şey dedi. Ben çıkayım da başkasına ver mağdur olma dedi. Ben de tamam dedim o çıktı. İçeride borcum var ama dedi ben sana veririm dedi.
O arada tüp falan şey yapıyor, o dönercilik yapıyor. Tüpçünü, arabasına tüp şeyi yaptırmış böyle. Şimdi 300 lira oldu ya tüpler. 150'ye doldurtturuyorum abla dedi, 12 kiloluk tüpü. O ara olacak ya, benim de tüpüm bitti. Halil dedim, benim tüpüm bitik. Ama taşındı yani, gitti yani bizim evden. O 600 metre uzaklıktaki yine eşyalı tutuk. O adamın da, kadının da başı belaya gideceği belli yani. O da kimsesi yokmuş kadının. Eşyalı kiraya vermiş ama. Hani ona da sesleniyorum, uyarmak istiyorum. Ona da bir oyun oynayacak. O zaman dedi ki, abla zaten yakınım dedi. Geleyim yarım saate kadar şey yapayım. Doldurak dedi gidek. Şu şeye gelsene Allah aşkına. Ha. Sonra bir E-Devlet'e giriyorsunuz, içinize sinmiyor. Ha, E-Devlet'ime. Asıl o orada önemli olan nokta o şimdi. Tüpten sonra E-Devlet'ime girdik zaten. Tüpte sorun ne oradan var ki zaten? Ha, tamam. Ondan sonra biz geldi tüpçüye gideceğiz. Tüpün başlığını çıkartamadım. Geldi dedi şey, abla ben Nuray'la dedi kavga ettim gelirken. Telefonum çarptım, kırıldı. Telefonum yok dedi girerken kapıdan. Ben de biraz... Nasıl aradın peki sen o arada? Onunla konuştun o ya. O zaman konuştuk. Gelirken kavga ettim. Çıkarken dedi duvara çarptım. Bunların dedi da kavgası bitmedi. Telefonu. Yalnız. Neyse artık ben de dedim ki tamam. Biz süpüde olarak ne yapak dedim. Bir telefonum kullanabilir miyim dedi. Ben de şimdiki kullandığım hatta var. Bir de biraz emlakçılık yapıyoruz Mersin'de. Dedim ki bunu herkes biliyor, numarayı zaten dedim. Al bunu, bununla konuş dedim yani. Hiçbir şeyden şey yapmıyoruz ki. Neyse bu telefonumu aldı. Tüpü de doldurdum ya, gidiyoruz. Gidesine kadar bir yerlere mesaj çekiyor. Devamlıca telefonla şey yapıyor. Nuray'la tartıştık ya abla diyor. Halbuki benim telefonla kendine, Nuray da karşıda kendi telefonuna. Artık benim adımda ne yazıyor bilmiyorum yani. Bir türlü telefon tüpü doldurduk. Abla dedi şeye, orada bir şey var. Oraya kadar gidek mi? Ben de gidek diyorum. Hep abla kardeşik ya. Gidek dedim. Oraya gittik. Orada yok. Nuray'a bakacağım diyor. Hani orada takılıyor. Oradan çıktık. Başka yere tüpümüz doldu. Ben kartımla geçirdim. Tamam, şu tüp meselesini bir geçelim artık. Sonunda sen o çiçeği ve o notu unuttun ya, imzayı. Evet. Unuttun gitti. Bir ara niye baktınız da, ha, ne gördünüz? Bir ara o orucu zaten Nuray'la şey geliyor. Bir tane hemşire bayan geliyor. Özel hemşire bayan. Sonra, yoğun bakımda. Onlar uyardı işte. Nuray'la o hemşire geldi, beni uyardı. Dedi ki Şükran Hanım dedi, bak dedi sana bir şey diyeceğiz. Oğlumla birlikte gelik. Hani oğlum da doldurmuş. Biz hep mesaj açtık ya, Halil'le annenin arasında bir şey var diye. Ha. Hani şey intihar edeceğim diyor. Halil intihar edeceğim, evde intihar edeceğim abla diye mesaj çekiyor. Ben de diyorum ki lan anne diyorum, evimizi biz kullanacak. Psikolojimiz bozulur. Benim gönderdiğim mesajlar hep böyle. Sonra diyor ki işte tüpçüde mesaj, bir sürü mesaj attık. Benim oğluma şey yapıyor, dolduruşa getiriyor, gidiyor. Annenle Halil arasında? Annenle Halil'in arasında bir şey var Ertuğrul diyor, bunu bulmam lazım diyor. Neyse çocukla birlikte hemşire kadın da alıyor, onu da zaten hemşireyi de dolandırmış. Evini götürmüş, arabasını götürmüş. Göya, götürmüş. Ama Nuray'la geliyorlar. Ama Nuray da ona yalakalık yapıyor. Zaten mahkemesi yeni bitti kadının. Dosyası kapanınca her şey patladı, daha yeni kapandı. Senin ne yapmış sana? Ne yapmış? Bir sonra anlatamadın. Ha. E-Devlet'e bir gir artık. Benim E-Devlet'imi uyardılar. Evet efendim, bugün bayram coşkusuyla veda ediyoruz hepinize. 19 Mayıs'ın 103. yıl dönümü kutlu olsun. Coşkuyla kutlamaya devam edelim gün boyu ve gece boyu. Hepinizi sevgiyle bir kez daha selamlıyorum. Veda ediyorum. Yarın saat 13'te yine Star ekranlarında sağlıkla buluşmayı diliyorum efendim. Allah'a ısmarladık. Stop it.